Herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar merhabalar. Futbol Manager 2021'deki ilk kariyerimize, lig kariyerimize devam ediyoruz. Sürpriz bir şekilde ben bugün transferleri hemen hemen hallettim diyebilirim. Sezona başlayacağız. Hazırlık kampını bitirdim. Bir iki sürpriz isim var. Aslında çok sürpriz isim değil. Tahmin edilebilir isimler ama iyi transferler olduğunu düşünüyorum. Henüz tam kadroya katamadık. İlk maçı yetiştiremedik ama sözleşmeleri verdik. Sözleşmeleri önerdik. Muhtemelen de bir sıkıntı olmayacak bu oyuncularda. Ligede Lens maçıyla başlayacağız. Çok sağlıklı bir hazırlık kampı geçirmedim. Savunmamda ciddi sıkıntılar var, bunu belirteyim. Çok ağır savunmam. Bir savunma transferi yapıyorum zaten. Bir sol bek hala arıyoruz. Ve mümkünse de bir golcü ve bir de orta saha oyuncusu bakacağız. İki tane oyuncuyu sattım, onu söyleyelim. Şöyle bakalım gidenlere arkadaşlar. Bunu Osimhen'i geçiyorum. Benjamin Andre'yi Wolverhampton'a 7,5 milyon euroyu verdim. Ve Samuro'yu Fenerbahçe'ye 1,2 milyon euroya verdim. Transfer hamlelerime gelecek olursak, transferlerde kimi aldım arkadaşlar hemen söyleyeyim size. Bir tane kiralık transferim var. Stolo. Stolo'yu Atalanta'dan kiraladık. Bir stoper oyuncusu. Aynı zamanda sağ bekte oynuyor biliyor. Yönlü bir oyuncu kısacası. Rotasyonda şans vereceğim ona. Ama özellikleri de çok fena değil. Yani hem zihinsel hem teknik hem de fiziksel anlamda uzun maratonda bize faydalı olacağını düşünüyorum Stolo'nun. Diğer transferlere gelince arkadaşlar Mike'dan kalecimiz Real Madrid'den bir teklif geldi. 15 milyon euro ve bu teklifi kabul ettik. Real Madrid'den gelen teklifi kabul ettik. Real Madrid yolcusu. Ve bizim kalemiz ise, teklifimiz yaptığımız isim ise kale için Uğurcan Çakır oldu arkadaşlar. Ne kadar verdik? 10 milyon euro ama şöyle 10 milyon euro. Hoş geldiniz, merhabalar. 5 milyon euro cash, 5 milyon euro da 6 taksitle vereceğiz Uğurcan Çakır için. Onun haricinde arkadaşlar savunmaya sol ayaklı bir stoper. Çünkü pasör stoperle oynayacağım. Galatasaray'dan Marcao'ya teklifte bulundum. Sözleşmeyi verdik, herhangi bir sıkıntı yok. 9 milyon euro. 9 milyon euro şöyle 9 milyon euro ama 4,5 yine. Peşin 4,5 yine 6 ay taksitle 9 milyon euroya Marcao'ya teklif ettik. Hala sol bek ve orta saha arayışlarımız sürüyor. Bir tane genç oyuncu aldık arkadaşlar. Almak üzereyiz. Ona da yine sözleşmeyi verdim. Manuel Ugarte arkadaşlar. Manuel Ugarte bir defansif orta saha oyuncusu. 19 yaşında ve gerçekten profili oldukça, şu anki profili bile, 19 yaşındaki profili de iyi. Her şeyden biraz var. Onun üstüne koymak da bize düşecek. İyi de bir gözlemci raporu aldık. Çok iyi bir transfer olur dediler. Maliyeti de düşük. 2 milyon euro. Cash 2 milyon euro artı %20 sonraki satıştan pay. Anlaşmamız iyi bir isim olacağını düşünüyorum Manuel Ugarte'nin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi hazırlık kampımıza da şöyle bir bakalım. Hazırlık kampımızda arkadaşlar Auxerre'le 2-2 berabere kaldık. Troyes'i 2-0 yenerken yedek takımımızı 6-1'le geçtik. Şimdi lige hemen başlayacağız. Lens'le oynayacağız deplasmanda. Angers var, Nantes, Bordeaux, Nice, Lorient. Gerçekten bence özellikle deplasmanla şu savunmayla başlamamız biraz sıkıntı. Marcao'yu ekleyemedik. Sol bekte sıkıntımız var hala. Çok zor bir deplasmanla başlayacağız. Evet, borca girmeden hiçbir şey alınmaz. Ya Rıdvan için 15 milyon euro istiyor Beşiktaş. Cash net 15 milyon euro. Hiçbir taksiti kabul etmediler. Haydi bakalım maçla başlayalım yavaştan. Şimdi ilk maça çıkarken şöyle bir taktik ekranı geliyor arkadaşlar. Biz bunu bir kere göreceğiz. Ne diyor? Rakip raporu. İşte bu sezon rakiplerimiz hakkında değerlendirme yapabilmek için yeterli derecede veriyi henüz toplayamadık demişler. Çünkü ligin ilk maçı. 3-5-2 ile rakibin çıkacağı söyleniyor ve gerçekten zor bir maç. Neden zor bir maç? Kakuta, Jin ve Ganago gibi 3 tane hızlı oyuncusu var. Bizim 2 stoperimiz de çok yavaş. Bize bayağı sıkıntı çıkartabilecek bir forvet hattı var Lens'in. Hatta bakın çok ciddi şunu diyorum. 1 puan verseler maça çıkmam. 1 puan verseler maça çıkmam. O kadar. Savunmamızda ciddi sıkıntılar var arkadaşlar. Evet, ikinci kaptan bakalım ne demişler. Bence Yusuf Yazıcı özellikle de kulüpte daha saygı duyulan bir oyuncu olması nedeniyle Mike Nandan daha iyi bir ikinci kaptan olur. Ancak şunu göz önünde almakta fayda var. Takımda kaptan değişikliğine gitmek oyuncuların moralini olumsuz bir etki yaratabilir. O yüzden dikkatli olun. Bence şu an bir değişiklik yapmayalım, kalsın. Sağ kanadı kullan önerisi var. Şu var arkadaşlar benim gördüğüm. Teknik ekibinizin bir kere iyi kurmanız lazım. Teknik ekipten çok aşırı derecede size uyarılar ve öneriler geliyor.
Teknik ekibi ben kurdum. Bakarız ona da birazdan. Çok önemli. Maç içinde de çok ciddi uyarılarda bulunuyorlar size. Hücum ağırlıklıdan dengeliye geçlenmiş. Ama baba biz hücum oynarız. Biz hücum oynarız. Tamam. Kısacası buraları da geçelim. Ve artık bitir diyelim. Takım seçimimize gelelim. Evet, sıkıntımız burada arkadaşlar. Şimdi mecburen Mike Nunn'da başlayacağız. Kalede Bradaric sol tarafımızda oynayacak ama bizim takımımız için henüz 20 yaşında gerçi arkadaşlar. Hani genç bir oyuncu. Potansiyel yetenek 4 yıldız ama şu an bu seviye için özellikle fiziksel özellikleri çok zayıf. Baktım Eray Cömert'e de baktım. Gelmek istemiyor. Eray Cömert yeni sözleşme imzaladığı için gelmek istemiyor arkadaşlar. Çoğu isme baktım sizin önerdiğiniz. Savunmamızda Botman'ı oynatacağım bu maçta. İyi bir oyuncu o da. O da 20 yaşında ve potansiyel yetenek 4 yıldız. Ama fiziksel anlamda çeviklik 9, hız 9, hızlanma 9 şu an. Bu da bizim için ciddi bir sıkıntı yaratacak mı göreceğiz. Çünkü ben biliyorsunuz hücum ağırlıklı oynamayı seven bir menajerlik tarzım var. Ve önde basacağız. Bakalım bu oyuncular arkada nasıl performans sergileyecekler. Ve Jose Fonte 36 yaşında tam bir lider, tam bir kasap. Ama onun da fiziksel özellikleri çeviklik 9, hız 10, hızlanma 9. Yani bu iki stoper oyuncusuyla lige Lens gibi 3 tane sprinter oyuncusuna sahip bir takım karşısında başlamak ciddi sıkıntı olacak bize geliyor. Hoş geldiniz. Burak Yılmaz sezonu kaldırabilir mi bilmiyorum ama bakalım birazdan taktiğe de tepkiler veriyorlar. Burak'tan bir taktik gelecektir. Taktiğe tepki gelecek göreceksiniz. Hazırlık maçlarında yaptı. Zeki'yi kullanacağım. Somare'yi kullanacağım. Sanchez'i şöyle bir Mezzella destek yapalım arkadaşlar. Hafif ileri atalım. David Yusuf Yazıcı ikon ve Burak Yılmaz ikon biriyle çıkacağız. 4-2-3-1 oynuyoruz. Ne yazık ki savunmama çok güvenmediğim için pozitif futbola başlayacağız. Hücum ağırlıklı başlamayacağız deplasmanda. Topa sahipken dar oynayacağız. Kısa pas, tempomuz yüksek. Zaman geçirmeyi az yapalım. Sağ bek, sol bek ileri çıkartacağız ve defanstan kısa pasla çıkacağız. Ve rakip ceza sahasında pasla gireceğiz arkadaşlar. Kısacası taktiğimiz bu şekilde. Yedeklerimize bakalım. Yedeklerimizde Bamba, Sutalo, Jalo, Vea, Sheka ve Piet gibi oyuncular da var. Ama savunmamız bakalım. Bakalım savunmamız. Şimdi başladım. Daha yeni başladım. Hoş geldiniz gençler. Gelin gelin. Hadi bakalım. 7000 oluyoruz bu 7000 abone oluyoruz bu videoda inşallah. Son 6-7 abone. Evet bakın şimdi burada böyle bir şey var. Takım içindeki oyuncular taktikle ilgili yorumlarda bulunuyorlar. Mesela Zeki ne demiş? Aldığı bireysel talimatlardan memnun. İkon ne demiş? Aldığı takım talimatı sık sık topla beraber koşar. Yani oyun karakterine uymuyor demiş. Yani ilginç. Burak Yılmaz söylenenleri onaylamış. Çok ilginç Burak Yılmaz'ın. Çünkü yüksek presle oynadığım için hazırlık maçlarında sıkıntı çıkarttı. Bu güzel olmuş aslında bakarsanız. Bu oyuncuların oyun tarzları ile ilgili bize bilgi sunabiliyor. Bakın Burak Yılmaz burada bir şey demiş. Evet. Şiddetli pres. Bu futbolcunun dayanıklılık özelliği uymuyor. Yapacak bir şey yok Burak Reis. Koşacaksın. Petrovic'e bakarız. Maçtan sonra bakarız. Vallahi Ankara Gücü bile bu defansa sorun çıkartır. Bence de çok zor, çok sıkıntılı bir maç olacak zaten. Bakın diyorum şimdiden. Bir puan iyi. Çünkü rakibin ileri üçlüsü hakikaten çok hızlı oyuncular. Evet bakalım ilk 11'e rakibin. Farines, Gliadot, Diallo, Radonovic, Klaus, Hedira, Hattic, Fofana, Kakuta, Ganago ve Jin. Evet Jin, Ganago ve Kakuta üçlüsü. Ah diyorum futbol şansımız da yanımızda olmalı arkadaşlar biraz. Mesela burada sanki şey daha iyiydi ama. Dizilişlerin gösterilmesi daha iyiydi. Evet bu görsel olarak güzel geliyor ama yanda da şuralarda bir diziliş olsa fena olmaz. Fena olmaz. Evet soyunma odasına geldik arkadaşlar. Oramı da çekme, orayı da çekme, burayı da çekme yerine geldik. Şimdi takıma bir konuşma yapacağız. Ne diyelim? Yumruğumu sıkıyorum arkadaşlar. Çünkü biz Türk'üz. Ne diyelim? Taraftarlarımız bizden iyi bir performans bekliyor. Haydi onlara neler yapabileceğimizi gösterin çocuklar. Verdik gazı. Verdik gazı. Motive olan oyuncularım var. Tınlamayan soğukkanlı oyuncularım var. Botman motivasyonunu kaybetmiş. İlginç. Neden motivasyonunu kaybettin? Defanslarla birebir. Defans. Evet. Bence bir defansa bir konuşalım arkadaşlar. Defanslarla bence bir konuşalım. Size inancım tam. Çıkın ve sahada fark yaratın diyorum defans oyuncularıma. Çünkü gerçekten buna ihtiyacım var. Hakikaten buna ihtiyacım var. Şimdi evet basın toplantısı geldi. Ne demişler? Menajer olarak ilk maçınıza çıkmak üzeresiniz. Duygularınızı kısaca bizimle paylaşır mısınız? Olumlu yapacağız tabii ki. Özel bir gün ve bu harika göreve başlamak için sabırsızlanıyorum diyorum. Evet derbi günündeyiz. Rakibinizden neler elde etmeyi bekliyorsunuz?
Evet, ben yalnız nötr olacağım bu durumda. Benim için hiçbir önemi yok şu anki derbi Lens maçının derbi olmasının filan. Taraftarlar bu maça her şeyden çok önem veriyorlar. Ancak biz bunu normal bir maç gibi görmeliyiz diyorum. Çok gaza gelmemek de lazım arkada. Bakarım, tamam, Sahaya'ya da bakacağım. Şu maçı bitirelim. Evet, net cevap istiyorlar ama onu cevap vermeyeceğim. Evet, Luis Araya cezalı durumda diyor. Ne diyelim, ne diyelim. Üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Çünkü başka çaremiz yok diyorum. Bodo Brother için sahada istenilen performansı göstericinden emin misiniz? Sol bekim, aslında hiç emin değilim ama hiçbir endişem yok. Verdiğim her görevin altından kalkabilir diyeceğim. Ve maça başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım, vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun diyorum. Stadyumun da Lens Stad'ın olması hakikaten güzel yapmışlar. Stadyum hakikaten orijinaldeki Lens Stad'ı akustiğine sahip. Haydi bakalım. Sol taraf. Brother iç. İşte yani iyi bir sol bek değil ne yazık ki. Ah. Ver bir puan, çıkmayalım hoca maça. Evet, geliyorlar. Hadi bakalım. Bismillah. Oba. Oba. Kaleciden müthiş bir kurtarış. Müthiş bir kurtarış. Bir dakika, bir değişiklik yapacağım. Bu beklerimi ben arkadaşlar biraz geri çekeyim. Biraz geri çekeyim. Modern bek destekleyeyim ben onlara. Çünkü çok ileri gidecek bekler değil. Zeki ve öyle ama Brother hiç bana hiç güven vermiyor. Golü yiyorduk. Neredeyse golü yiyorduk. Vallahi yediğimizden bir fazlasını atmak lazım. Kesinlikle katılıyorum. Ama dediğim gibi bir puan da hiç fena değil. Yeter ki iyi oyun oynayalım. İyi oyun bizim için her zaman önemli. Güçlü bir oyun oynamak çok daha önemli. Evet, Lens iyi başladı. Lens daha hareketli başladı maça. Şimdi geçmedi top. Klaus. Orada alamadık. Bomboş pozisyonda. Ulan kayın, bir şey yapın lan. Aman Allah'ım, inanılmaz. Dinamo Kiev karambolü gibi bir pozisyon kaçtı. Beşiktaş Dinamo Kiev karambolü gibi. Hedira ile geliyorlar. Evet, çıkarttık. Ama yüreğimiz ağzımıza geldi. Nagatomo mu? Acım, o ölmüştür be Nagatomo artık. Nagatomo olmaz be artık. Evet, Lens daha iyi başladı. Aslında beklediğim gibi başladı diyebiliriz açıkçası. Daha hızlı başlayacaklarını tahmin ediyordum. Zeki Yusuf. Hadi Yusuf, senciyiz Yusuf. Fonte. Zeki. İkone. İkone'de hazırlık maçlarında inanılmaz başarılı bir performansı vardı. Hakikaten çok iyiydi. Haydi oğlum. Hayda. Evet, evet. Oradan kontrayı yedik. Fofana. O da iyi bir oyuncudur Lens'te. Fofana. Evet. Hemen nazar değdirdik. Harika oldu. Şimdi İkone ile geliyoruz. Haydi oğlum benim. At ortanı ceza sahasına. Zeki'ye destekle. Ah be. Güzel, güzel geldik. Güzel. Güzel geldik. Olmadı. İlk isabetsiz. İlk şut denememizdi arkadaşlar. Şu ana kadar ilk şut denememizdi. Genel manada baktığımız zaman maç ortada. İlk 25 dakikada rakibin etkili atakları olduğunu söylemek mümkün ama. Arthur Zagre kiralık. Kiralık olduğu için Monaco'dan baktım ona da. Ama kiralık olduğu için çok o topa giremiyoruz. En azından bu sezon için Zagre'nin gelmesi çok mümkün değil çünkü. Evet, uzun bir top. Kral aldı. Haydi oğlum, senciyiz Burak. Burak Yılmaz. Gel diyor, gel bana gel. 1-0. Kral attı. 1-0. Burak attı. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Kalecinin asisti ve Burak çok güzel önüne aldı. Bakın, harika bir kontrol. Ve gerçekten güzel bir bitirici vuruşla topu filelere yolluyor. 1-0 öndeyiz. Lens deplasmanında. Aslında çok mu erken attık golü bilmiyorum. Pozitif futbol oynamaya devam edeceğiz. Çok hücum oynamıyoruz. Bundan sonra birazcık artık topa sahip olmak lazım. Ne diyelim arkadaşlar? Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Konsantre oynayın. Duran top. Allah'ım ya. Ulan biz hep hızlı hücumdan çekeriz diyorduk. Duran toptan yedik ki stoperlerimin de hızları kötü diyorduk ama en güçlü özellikleri duran toplar. Ne yazık ki 1-1 oldu arkadaşlar. Kral çok güzel attı ama, harbi güzel attı yani. Abi sen ne yapıyorsun burada ya? Çişe mi durdun? Çişe mi durdun? Müdahale etsene. Aslında maçın hakkı da beraberlik bence şu an baktığımız zaman. Sanchez, kaptırma onu Sanchez. Güzel açtı Brodarić ama hiç güvenmiyorum Brodarić'e. Savunma araya. O da genç bir oyuncu. Sıçtı. Genç bir oyuncu. Tam övecektim. Evet, biz futbolcuları övmeyelim arkadaşlar. Ganago çok etkili gelebilir. Dikkat et. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Bassana üstüne. Direkt.
Yani tahmin ettiğimiz her şey oluyor şu an savunma anlamında. Savunma anlamında gerçekten tahmin ettiğimiz her şey oluyor. Evet, duran top. Haydi Yusuf, seversin. Sekti. Şimdi bakın burada öneriler geliyor mesela. Kaputo'yu orta yapmak için çok boş alan bırakıyoruz. Ona pres uygulamazsak yapacağı ortaların bir tanesi elbet asist olacak. Ben boş ver diyorum. Vurdu kalecinin üstüne. İyi bir şans. İyi bir şans. Ama çok zayıf bir vuruş. Çok zayıf bir vuruş. Evet, Sanchez, Zeki. Şimdi orta sahadan sol tarafa. Jonathan David. Ondan da beklentimiz büyük. Çok güzel paslaştık, atamadı. Çok güzel pas. Kral Burak çok iyi bıraktı. Ama atamadık. İyi bir pozisyon. İki tane iyi pozisyonumuz var. Evet, savunmada aslına bakarsanız beklediğimizden iyiydik. Hücumda biraz sendeledik. Ama son 10 dakika hücumda değildik arkadaşlar. İşsiz başladıysan süper ya. Evet, Adli müthiş bir defansif oyun kurucu. Yasin Adli Bordo'dan. Oyun benim çok hoşuma gitti arkadaşlar, söyleyeyim. Oyun hakikaten güzel. Oyun cidden güzel. Evet, şimdi bakalım ne demiş teknik heyetimiz. Daha iyi izlemiş. Kısa paslı oynamalarını söylemeni izlemiş. Zaten kısa paslı oynuyoruz teknik heyetimiz. Şimdi soyunma odasına girdik. Çok tepki göstermeyelim arkadaşlar. Ne diyelim? Böyle elleri bir kenet diyelim. Orada iyi bir performans sergiliyorsunuz. Devam edin ve sonuç gelecek diyorum arkadaşlar. Hadi. Fena değiliz ilk yarıda. Bakacağım bakacağım. Rodrigo'ya bakacağım savunmaya. Şunu bitirin. Zaten bir Markao'nun yanına bir stoper almaya çalışacağız arkadaşlar. Bu arada Altay'ı da istedim Fenerbahçe'den. Altay için Fenerbahçe Allah, David sakatlandı. Bambayı alıyoruz. 12 milyon euro peşin, 8,5 milyon euro taksitliğe kadar inebildi ancak. Evet, dakika 47, Jonathan David ne yazık ki sakatlandı ve oyun dışında kaldı. Skor 1-1. Savunmamız, dikkat edelim. Dikkat edelim. Şimdi Zeki, hadi Zeki, senciyiz oğlum. Yürü, bas gaza. Kafayı kaldır. Orada top kaybetme. Abi ne yaptın ya? Yani evet, ama aldık. İkon çok iyi bir oyuncu. Allah'ım, kime iyi desek topu kaybediyor. Çıldıracağım birazdan ya. Klaus. Hadi be oğlum ya. Allah, işte en sık korktuğum pozisyonlar. En korktuğum pozisyonlar. En korktuğum pozisyonlar. Yani bir Zeki, bir ikon. Orada topu kaybettiler ve topu kalemizden çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın, gördüğünüz savunmamız uyudu şurada. Bakın, araya atılan bir top. En korktuğumuz başımıza geldi ve ne yazık ki öne geçtiğimiz maçta mağlup duruma düştük. Hemen oyun anlayışımızı direkt hücum ağırlıklı çevireceğiz. Birazcık da sesleneceğiz. Başarabilirsiniz çocuklar diyeceğim. Orta direkten Burak Yılmaz. Evet, Burak şu ana kadar takımımız adına en iyi performans veren oyuncu. Bunu da söyleyelim. Bradaric çok kötü. Yani bekimiz. Hakikaten kötü performanslar var ne yazık ki sahada. Bamba. Jonathan Bamba. Orta kaleci. Evet, araya zehri salıyorlar. Evet, bu defansa bitmeyecek. Alacağız alacağız. Defansa adam alacağız zaten. Bakar mısın? Fonte bıraktı Kakuta. Evet, son anda araya girdik. Son anda araya girdik ve uzaklaştırdık. Şimdi bir duran top. Birazdan oyuncu değişik, çift forvete döneceğiz arkadaşlar. Dönmek zorundayız. Şimdi Bamba. Botman. Oğlum, orada top kaptırmayın. Renato Sanchez. Ondan da çok umutluyum Renato Sanchez'den. Şu ana kadar kötü ama. Şimdi Jonathan Bamba. Haydi soldan. Hadi oğlum, bas 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 bas. Yok, olacak ilk haftalar oturana. Çok güzel abi, at bunu ya. Çok iyi bir fırsat kaçırdık. Çok iyi bir fırsat. Zaten çok net gol pozisyonuna giremediğimiz bir maçta hakikaten iyi bir fırsattan yararlanamadık. Evet arkadaşlar, müdahale etmemiz lazım. Müdahale edeceğiz. Şöyle bakalım, ikon çok kötü. Veya'yı alacağım. Sağ tarafta Veya'yı alacağım. Renato Sanchez de oldukça kötü. Renato Sanchez'in yerine de Şaka'yı alalım. Hücum anlamında artık beklerimi ileri çıkartmanın zamanı geldi. Hatta iki yönlü bek destekleyeceğim. Zeki Çelik'e de aynı şekilde iki yönlü bek destekleyeceğim.
Savunma arayı biraz öne atacağım. Defansif oyun kurucu destekleyeceğim. Onun dışında devam. Hadi bakalım. Yaptık oyuncu değişikliklerini. Savunmanın arkasını daha da boşladık. Farkındayım. Ama 2-1 yenilmekle 5-1 yenilmek arasında bir fark yok arkadaşlar. 3 tane stoper oyuncusu yok takımda 3-5-2 oynamak için. İnan yok yani. Hadi be, hadi be. Evet, yavaştan aşırı hücum ağırlıklıya geçiyorum. Başarabilirsiniz çocuklar diyorum ama sanırsam olmayacak arkadaşlar. Dediğim gibi maçtan önce bir puanla başlasaydık bence çok moral bizim açımızdan iyi olacaktı. Şimdi ceza sahası içindeyiz. Vuruş savunmadan, savunmanın adeta üstüne vurduk o pozisyonda. Yani çok da net gol pozisyonu baktığımız zaman vermedik ama hücum anlamında da kısır kaldık. Özellikle İkon ve David'in sakatlanması, Burak Yılmaz çok yalnız kaldı. Çok yalnız kaldı ama zamanla takım daha iyi oturacaktır. Umuyoruz. Daha ilk resmi maçımız bu. Yeni transferler de gelecek. Evet, 90 artı 2 artık son dakikalar. Şimdi aradan Yusuf. Hadi 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 oğlum, uzan, şişir bir tane o içeri ya. Orta geldi veya indirdi Zeki. Şimdi etkili geldik. Şut kalecide. Şut kalecide. Gerçekten iyi geldik ama yine golü bulamadığımız bir pozisyon oldu. Aslında iyi pozisyonlar da yakaladık yakalamadık değil arkadaşlar. Ama bir duran top ve bir savunma arkasına atılan topla bu gece mağlup oluyoruz ne yazık ki. Dikine deneriz deneriz. Ama ben kısa pasla oynamaya alıştığım için daha çok seviyorum tiki taka. Evet, ne yazık ki olmadı. Yani çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Savunmada sadece 3 isabetli şutları var. 2 gol attılar. Bir duran top, bir savunma arkasına top. 14 şut, 5 isabetimiz var. Gol beklentimiz 1.12'de rakipten daha fazla. Kornerimiz daha fazla ama bir türlü ikinci golü bulamadık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Başımızı öne eğmeyeceğiz. Şimdi su şişesini fırlatıyorum. Fırlatayım mı? Fırlatayım mı? Su şişesini. Odegaard yok ya. Kiralık listesinden anca onlar olur. Ne diyelim arkadaşlar? Sinirle konsollarımı savuruyorum. Bu performans daha yapılacak çok şey olduğunu gösterdi bana. O yüzden yarın tam kadro antrenmanda izliyorum. Çoğu oyuncu motive olmuş durumda. Motivasyonu kaybeden oyuncular da var. İlginç. Şimdi evet. Basın geldi. Mağlubiyetleri sever basın arkadaşlar. Geldi. Ne diyorlar? Ezeli rakibinize karşı böyle bir sonuç almanız gururunuzu incitti mi? Bak gurura bak şimdi bak. Gurura olayı getiriyor. Gurura getiriyor. Ne diyeceğim? Kafamızı dik tutabiliriz. Sonuç istediğimiz gibi değil ama performansımız beni memnun etti diyeceğim. Bugün sahada hava oldukça gergindi ve hakem de bu gerginliği gösterdi. Toplam 6 kart ile cevap verdi. Bu durum sizi üzdü mü? Maçta bu kadar kart bekliyor muydunuz? Normal diyorum arkadaşlar ve başka da uzatmıyorum ya. Basınla muhabbetim aram çok iyi değil biliyorsunuz. Evet, ne yazık ki olmadı. İlk hafta sonucunda 15. sıradayız. Brest lider, Paris Saint Germain, Lens, Reims, Angers, Lyon haftalığı 3 puanla kapatan takımlar. Ne yazık ki. Evet, bu arada David ne kadar sakatlanmış ona bakacağım. 4-7 hafta Jonathan David'i kaybettik arkadaşlar. Yaklaşık 2 ay yok. Ne diyelim? Kolunu omzuna atıyorum şöyle bir. Kolunu omzuna sarıyorum şöyle bir. Baba şefkatiyle. Sakatlığı kafana takma, bu tür şeyleri sıkıntı etmen normaldir ama sen sadece iyileşmene konsantre ol diyorum. O da bana böyle güzel bir tepki veriyor arkadaşlar. İşte Lille, işte Lille bu arkadaşlar. Asistanı gönderiyorum. Şimdi birazdan scout raporlarım gelecek. Şu şeye bakalım. Kimi istiyordunuz? Defans ileride kurmak. Benim tarzım o. Defansı geride kuramıyorum. Yani defansı ileride kırıp oyunu rakip yarı sahayı yıkmak istiyorum açıkçası. Zamanla oturacaktır taktik 2-3 stoperle. Merak etmeyin. Defansı ileride kuracağız arkadaşlar. Kimi istiyorduk ya? Caio diye bir isim vardı. Rodrigo. Evet, Rodrigo. Şurada gördüm. Şuna bakalım. 27 yaşında. Oo, iş yapar. İş yapar. Güzel oyuncu. Ama piyasa bedeli 8 milyon euro. Peşinde Porto falan var. Bir gözlemci raporu yolladık. Gelsin gözlemci raporu. İş yapar. Evet. Sol bek için öneriniz var mı gençler? Sol bek. Devam.
Şimdi Angels'la oynayacağız. Angels'ı geçmemiz lazım. Angels'ı da geçmemiz lazım. Var var. Webnoteknik'teki evet beni çok benzetiyorlar ya. Hakikaten çok benzetiyorlar. Evet şunları antrenman kalitelerini, antrenman metotlarımızda teknik ekibin önerilerini uyguluyorum. Çünkü sağlam bir teknik ekip kurduk. Uğur Çiftçi mi? Yok be. Barcelona'dan Miranda olabilir. Evet Miranda aslına bakarsanız bir kiralık hamlesi yapabiliriz. Evet kalecimizi Real Madrid'e satıyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Aslında Azi Alkmaar'dan istediğim bir oyuncu var. Wijnaldum. Ama piyasa bedeli 3.3 milyon euro olmasına rağmen bırakmıyorlar arkadaşlar. Bakın 42 milyon euro gibi bir bedel istiyorlar. Gerçekten müthiş bir sol bek oyuncusu ve bizde çok iş yapar. Hücumu da seven bir sol bek oyuncusu. Özellikleri her anlamda hem teknik hem zihinsel hem fiziksel oldukça iyi ama bırakmıyorlar arkadaşlar. Caner Erkin, Hasan Ali o hak. Cemal Serteli bu arada gözlemlettirdim Başakşehir'den. Güzel bir gözlemci raporu geldi bunu söyleyelim. Cemal Sertel'le ilgili olarak bir deneyelim. Deneyebiliriz. Listemizi alalım. 4.8 milyon euro ve 9.75 milyon euro. 3.5 yetenek potansiyel yıldız. Fena değil. İyi bir rapor geldi. Time'ını gözlemlettirdim ama ondan istediğimiz raporu alamadık arkadaşlar. Evet reddediyorum. Basınla aramız kötü olacak arkadaşlar. Basınla aramız kötü olacak. Brian G zaten kiralık. Bruma'da kiralık Olympiakos'ta. Onyekuru kalı arkadaşlar bizim savunma ihtiyacımız var. Hücumda iş yaparız. Hücumda iş yaparız. Evet şu Cucurella evet Cucurella gerçekten Getafe'de iyi bir performansı var. Ama 15 milyon euro. Bir gözlemlettirelim. Çok iyi bir bek. Çok iyi bir bek. Hakikaten çok iyi bir bek. Miranda'ya bakacağım. Miranda. Neredeydi Miranda? Miranda neredesin? Çıkmadı. Neyse kısmı. Demek ki şansımız da yokmuş. Evet Uğurcan. Uğurcan Lille'de arkadaşlar. Bir türkü daha kadroya katıyoruz. Uğurcan'ı alıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Evet hızlandırılmış dil kursuna yollayalım. Oyuncu lisans kaydını yapalım. Artık Uğurcan da Lille'de Türk gücünde arkadaşlar. Türk gücünde. Forma numarasını verelim Uğurcan'ın. Kaç verelim? Aslan bir doluymuş. O yüzden 16 vereceğim. Yoksa biri verecekti kendine. Şöyle bir bakalım. Evet piyasa bedeli 14 milyon euro. 4 yıldız antrenör rapor özeti potansiyel yetenek 4 yıldız. Direkt kalemize koyacağız arkadaşlar direkt. Armini evet Armini. Lazio'daki oyuncu değil miydi Armini? Onu gözlemlettirdim ama o var. O var. İtleri de gözlemlettirdim. Emerson Chelsea'deki. Evet transfer listesinde çok iş yapar. Bir deneyelim kiralık olayını. Evet bir deneyelim ama yüzde işte burada tutturamıyoruz. Şeyimiz yok maaş bütçemiz çok fazla maaş bütçemiz yok arkadaşlar. Aslında Emerson bize çok ciddi iş yapar ha. Şöyle maaş bütçemizi arttıralım bir. Şöyle yapalım. Neredesin Emerson? Gel bakayım. Evet Emerson iyi taktik. Evet teşekkürler. Emerson kiralık olarak sadece maaşını karşılayacak olarak alabilirsek ki alabiliyoruz şu an. Çok doğru bir hamle olacaktır bizim için. Şöyle bir hatta zorunlu satın alma opsiyonu da şöyle 10 milyon euroya halledebilirsek Emerson'la 17.75'te diretiyor. Hadi 12.5 yapalım. İyi performans gösterirse alırız. 17.75 diyor tamam. Evet Emerson iyi bir hamle olur ama oyuncu gelmek isteyecek mi? Nuno Tavares'i de biliyorum ama çok genç. Birazcık daha sanki sağlam bir profil lazım. Şeyi önerim bana. Nuno Tavares'den ziyade stoper. Evet, Brad White var. Gerçekten iyi bir oyuncu. Ama bakalım şu anki profil nasıl bilmiyorum. Everton'daydı değil mi o? Everton'dan bir bakalım. İyi bir stoper. Hakikaten iyi bir stoper. Burada girememiş mesela. Everton yedek takımına bakalım. Sakat. Ama bu profil bize yetmez. Bence GS Başkanı bu şey bugün açıklanan kimdi o olacak arkadaşlar. Evet Yusuf Yazıcı kaptanlığı veriyorum. Yeni ikinci kaptan Yusuf Yazıcı. Bugün açıklanan vardı ya Dursun Özbey'in yardımcısı çatı adayı olarak çıktı. O olacaktır arkadaşlar. Ravi Tagir gelmiyor arkadaşlar. Yeni transfer olduğu için gelmiyor. Konsa'yı gözlemlettiriyorum. Kataldi iyi transfer olur Kataldi. Severim. Sezon sonu alırız. Bakar mısınız hakikaten? Bir defansif oyun kurucu olarak
son derece yeterli bir profile sahip olduğunu söyleyebiliriz orta sınıf takımları için Katadi'nin. Evet, Bande'yi gözlemlettirdik. Bir Bande hamlesi yapar mıyız? Takip listemizi alalım, önceliğimiz değil. Burak İnce'yi gözlemlettirdim ama iyi bir rapor gelmedi arkadaşlar. Yine de kalsın. Ve bir başka bek oyuncusu. Bakın, bu bek oyuncusu hakkında neler düşünüyorsunuz bilmiyorum ama iyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Aaron Martin, İspanyol oyuncu, 23 yaşındaki, şu an Mainz'da oynuyor Almanya'da ve transferini yapabileceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Fena değil. Özellikle teknik özellikleri hiç fena değil. Fizikselde denge ve güçte biraz problemi olsa da kötü bir oyuncu değil. Onu bir listemize alalım. En son değerlendireceğiz arkadaşlar. Tüm gözlemci raporlarımız gelsin, bakacağım. Şur kötü. Ben Godfrey gelmiyor. Romero, Cristiano Romero kiralık. Ruguani, o da kiralık takımda arkadaşlar. Evet, Marcao'yu da aldık arkadaşlar. İlk stoper transferimizi yaptık Galatasaray'dan. Bence iyi bir fiyata aldık Marcao'yu. Şimdi yabancı statüsünde oynayacak. Forma numarasını da belirlerim Marcao'nun. Kaç verelim? Şöyle 21 verelim. Bakayım başka kaç var. Fantastik bir rakam verelim. 99 verdim. 99 verdim Marcao'ya. Şöyle bakalım bir profiline. Evet, piyasa değeri 16,5 milyon euroya birden çıktı. Antrenör rapor özeti. 4 mevcut yetenek, 4 potansiyel yetenek, 4. Güzel bir stoper aldık. İyi bir fiyata aldık. Marcao'yu bence iyi bir fiyata aldık. Evet, ve Ugarte. Ugarte'yi de kadromuza katıyoruz. Genç Uruguaylı orta saha oyuncusunu, ki onu da kullanacağım arkadaşlar. Oyuncu lisans kaydı, sıkıntı olabilir. Sıkıntı olmadı. Tamam. Ugarte'yi de bir forma numarasını tanımlayalım. Ugarte'miz neredesin? Bu oyuncudan da gerçekten çok unutmuyorum. 20 verelim. Hemen ona da bakalım şöyle bir Ugarte'ye. Manuel Ugarte 19 yaşında. 2 milyon euroya aldık. Piyasa bedeli 5 milyon euroya kadar çıktı. Conde gelmez arkadaşlar Sevilla'dan. Guardiola diye Zagreb'de defans. O kiralık olarak oynuyor şu an. Ona da baktım. Todibo olabilir. Todibo'ya deneyebiliriz. Sol stoper almayacağız. Sağ stoper oynayalım. Oraya Marco'yu aldık zaten. Ugarte'den umutluyum açıkçası. Bayağı umutluyum. Evet, şimdi bir de Konan gözlemlettirdim. Fil dişili oyuncu. O da fena bir bek değil aslında bakarsanız. Ve maliyeti çok uygun bir oyuncu. Ama daha ileri gelecektir bir sürü. Tuler. Tuler'e bir bakalım hadi, kimmiş? Tuler. Çıkmadı. Marka 4, toplam bonuslarla birlikte 9 milyon euro. Oo, İyad Taren şu an için çok erken Şu an için çok erken. Marcelinho mu, olmasın o Marcelinho. Tuler'i bulamadım, çıkmadı. Sağ stoper Marcelin'i bulamadım ya. Marcelin çıkmıyor ama hangisi burada bilmiyorum da. Saliba olabilir. Evet, Saliba olabilir. Saliba kiralık olursa hele bizim için çok iyi bir hamle. Evet, güzel bir öneri. Şuna bir teklif yapalım, bir kiralık teklifi. Evet, gelecek sezonsun. Hatta iki sezonluk kiralayalım. Evet, Saliba. Tamam. Stoperimiz tamam artık. Saliba'yı kim önerdiyse Saliba'yı helal olsun. Onguene'ye bakmaz mıyım? 24 milyon euro istiyorlar. Upepa Mekano 55 milyon euro istiyorlar. Phil Jones şeyi çok kötü. Çevikliği çok kötü. Almada'ya bakalım. Yusuf'un yedeği olarak bir gözlemlettirelim. Şu an peşinde Chelsea, Manchester United, Strasbourg ve Tottenham var. Fena bir oyuncu değil. İyi bir oyuncu. Sözleşme minimum serbest kalma bedeli 25 milyon euro. Gençler 25 milyon euro. Denayir gelmez. Harrison Marcel'in demişsin, bakıyorum. Harrison Marcel'in. Abi çıkmıyor. Hangi takımda ya da hangi şeyde? Elimden geldiği kadar sizin önerinize bakmak istiyorum ama çıkmayınca da bir şey yapamıyorum. Evet, Ampadu da olabilir. Doğru. Ama Saliba bence iyi bir tercih ya. O kiralık arkadaşlar. Gelmez zaten Sheffield'da. Nikola Maksimovic. Güzel stoper. Güzel bir öneri. Ona da bir bakalım. Napoli'de. Bir gözlemlettirelim. Evet, iyi bir stoper. 28 yaşında, tecrübeli. Kendisi yine Milan istiyor. Güzel. Frey'i gözlemlettiriyorum. Arezzo'yu gözlemlettiriyorum. Marcel'in yazdığımda çıktı mı? Harrison Marcel'in. Özür diliyorum. Fransız oyuncu. Evet, güzel. Ama Monaco'dan kiralık. Kiralık zaten. Yani bize bu sezon oyuncu lazım. Denayer gelmez bu hacım. Bize Denayer sanmıyorum ya. Denayer
Jason Denayer'ın geleceğini çok sanmıyorum yani. Bir gözlemlettirelim ama adamın peşinde bakar mısınız takımlara? Bayağı da iyi profili var abi bu arada. Ozan Kabak gelmiyor denedim. Benoit Badishil, onu da kiralık şu an, onu da gelmiyor. Pavlovic, hadi Pavlovic. O Pavlovic de şeyde değil miydi? Neredeydi Pavlovic? Monaco'daydı. Kiralık. Evet, onu da bir gözlemlettirin. Fena değil ama biraz yine onun da hızlı hızlanmasında sorun var. Evet. Stegergio'yu biliyorum ben de. Evet, bu şeydeki değil mi? Sant Gallen'daki. Onu da bir gözlemlettirelim. Bu olabilir. Bu oyuncu da olabilir. Bu da evet. Nicola Armini. Nicola Armini. Ama şöyle onu da bir gözlemlettirelim. O da kirada. Evet, güzel genç isimler geliyor. Helal be. Merchet'in kiralık arkadaşlar. Joe Pinto. Oğlum biz var ya, iyi scout olur bizden ha. Bak vallahi billahi bak. Futbol bilgimiz dar ama iyi scout olur bizden ha. Bu oyun sayesinde. Ciddi söylüyorum bak. Çıkmadı bir acım. Urzi. Hadi Urzi'ye de bakalım. Agustin Urzi. Sol taraftaki oyuncu. Ama sol açığa ihtiyacımız yok şu an. Joe Pinto. Baktım ama çıkmadı. Jesus Valeo çok ağır kalır. Evet, biraz devam ediyoruz. Hadi biraz devam ediyoruz. Birazdan yine devam edeceğiz. Bu arada ne dedi? Saliba gelecek arkadaşlar. Stoperi hallettik. Sol tarafa da gözlemliyoruz şu an. Biraz maça konsantre olalım. Hadi maça. Maça konsantre. Evet, basın toplantısına katılmıyorum. Asistanı yolladım. Marcos Antonio müthiş bir oyuncu. Müthiş. Oho, yetişemiyorum şu an. Marcos Antonio müthiş bir oyuncu. Müthiş, bir şey diyemiyorum ama şu an ihtiyacımız var mı Marcos Antonio'ya? Shakhtar'da bir gözlemlettirelim. Aa, çok güzel olur be. Keşke gelse. Evet, şu an arkadaşlar Marcos Antonio'yu transfer edemiyorum. Çünkü AB dışı ancak 4 oyuncu alabiliyoruz ve listemizde AB dışı 4 oyuncu var. 57 milyon euro istiyorlar zaten. Vazgeçtim. Danny Rose. Ulan Ugarte geldin, sakatlandın. Başladık yine sakatlıklara. Daha yeni transfer oldum bir acı. Jovelcic bakarız. Oo, Hans Hatober abi. Hans Hatober gelmez bize be. Yani Hatober bilmem mi? Yani çok iyi bir sağ bek. Hakikaten çok iyi bir sağ bek. Ama şöyle bir gözlemlettirelim ama piyasa değeri 14,5 milyon euro. Müthiş, fiziksel özelliklere bakar mısınız? Stergio'yu gözlemlettirdim. Erken başladım, biraz uzun tutarız diye. Hocam bu taraftar forvet istiyor. Vay vay vay. Kral Burak Yılmaz'ı sattık mı? Rıdvan için 15 milyon euro istiyorlar arkadaşlar. Ryan Outnori kiralık zaten. Lauro Mayer'e bakalım sizin için. Ondan sonra da devam edelim gözlemci raporlarına. Olur mu? Dinamo'dan. Aslında Mayer'i alabiliriz. 13 milyon euro istiyorlar. Bir gözlemci raporu gelsin. Alabiliriz yedek için. Bu arada Paris Saint Germain Rennes'i 3-0'la geçiyor. Biz de Rangers karşısına geçiyoruz. Luka Ilić. Lovato Mateo. Lovato. Bakalım. Çeviklik kötü be. Ama gözlemlettirelim. Ryan. Ama bu Rangers'tan kiralık olarak geldi. Bu oyuncu biraz zor transferi. Nuri'nin transferi zor. Chabot. Oğlum sizde nasıl bir scout şeyi var lan? Vay arkadaş. Sülalenizi say desek, sülalenizi bu kadar sayamazsınız. Ha, ben söyleyeyim size. Luca Pellegrini. Müthiş olur ya Pellegrini. Evet. Yani olağanüstü olur. Ah, kiralanmış ya. Tabii kirada. Kirada. Evet, Thomas Butinik de olabilir. Thomas Butinik de forvet attığı için Hollandalı oyuncu olabilir. Ama bırakırlar mı? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok yani. Vitesse'nin forveti değil mi? Şöyle bir deneyelim bakalım ya. 29 milyon euro. İptal. Devam. Evet, maç day. Gençler, maça konsantre oluruz. Maça kontranste oluyoruz. Ayer'e bakalım hadi son kez. Hoppa. Christopher Ayer. İyi futbolcudur. Alabilirsek çok iyi olur stopere. Teknik özellikleri yüksek bir futbolcu. 32,5 milyon euro istiyor. Şu anlık gözlemlettirelim. Bakarız. Hadi maça gidiyoruz. Dragic. Dragic kötü ya. Oyunda istediğim gibi değil. Ayer'e baktık. Pedraza gözlemletiyor. Hlozek aşkı. Ayer'i gözlemlettiriyorum.
Evet, maça konsantre oluyoruz gençler. Hadi bakalım. Yani sacı yok ya. Şu an için gerek yok. Şimdi ne diyelim? Hadi bir son bir kez daha Omer Agiç'e de ulan kıramıyorum sizi ama Zürih'in stoper oyuncusu. Kötü be. Bu yani potansiyeli çok yüksek ama Ronaldo Vieira o da iyi futbolcudur ha. Ben söyleyeyim size yani. Hakikaten iyi futbolculardan biridir yani. Bakalım. Pelayo Morilla. Morilla evet. O da iyi bir oyuncu. Gelirse çok iyi olur Pelayo Morilla bize. Gözlemlettiriyorum. Sözleşmesinde 16.75 milyon euro. Vavro'ya baktım. Haydi maça gidiyoruz. Haydi maça gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu arada Ricca var. Benim ilk tercihlerimden biri olacak. Ricca 25 yaşındaki Uruguaylı sol bek oyuncusu arkadaşlar. Tahmini bonservis bedeli 4 milyon euro bir bonservis bedelinde bu işi hallederiz. Fena bir oyuncu değil. Hücumsal da bir bek olduğunu söyleyebiliriz Federico Ricca'nın. Onu da takip listemize alıyorum. En son artık gözlemler bittikten sonra bakacağız. Tamam hadi maça geçiyoruz şimdi. Hadi. Hadi maça forvet işte transferler. Ömer Faruk gelmiyor. 16 yaşında zaten. 18 gelmesi lazım. Sergio Gomez bakarız. Hepsine yavaş yavaş bakacağız ama maça konsantre olalım arkadaşlar. Evet. Transferler. Transfer delisi Türk taraftarı. Şu an kanalı yıkıyordu. Evet, Olympique Marsilya 2, Saint-Étienne 0, Monaco 2, Rams 2. Bakalım aslında Angels maçı alabileceğimiz bir maç. Fixture açısından baktığımızda çok deli gibi zor bir takım değil. Ne diyorlar? Goal.com'dan Zeki Çelik'in Newcastle'a gideceği yönünde çıkan haberler hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Evet, söylemek istiyorum. Ne diyorum? İyi oyuncularımızı elden çıkarma gibi bir niyetim yok diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Hadi bakalım maçla gençler. Tamam, dikine paslı oynayacağız. Tamam tamam. Ama kötü oynuyorlar. Söyleyeyim sana dikine paslı. Ben söyleyeyim sana. Evet, transferleri biraz kesiyoruz. Maça başlıyoruz arkadaşlar. Hadi. Hamed Junior Traore'de. O da iyi bir futbolcu. Evet, Saliba geldi. Saliba maça da yetişti. William Saliba'yı aldık. Güzel bir oyuncu bence. Güzel bir öneri geldi. Üstelik 2 sezonluk kiraladık. Hem de Fransız pasaportu taşıması bizim için önemli. Hakikaten iyi bir transfer yaptık. Ve yepyeni bir tandemle çıkacağız arkadaşlar. Yepyeni bir tandemle çıkacağız bu maça. Haydi bakalım. Şimdi yeni transferlerimizi alacağız. Bir kere Uğurcan'ı kaleye koyuyorum. Marcao'yu alacağım. Saliba'yı Fonte yerine alacağım. Fonte'yi şöyle yedeğe koyalım Jalo yerine. Bambaşka bir savunma hattıyla çıkacağız. Bir sol bek eksiğimiz kaldı. Onu da halledersek çok iyi olacak arkadaşlar. Hakikaten çok iyi olacak. Jonathan David sakat. Bamba'yı alacağım. Jonathan David'i şöyle dışarıya çıkartalım. Tamamdır, kadromuz bu. Biraz hadi dikine pas yapalım hadi ama dikine uzun paslı oynayamayız ya. Standart kalsın bari. Standart kalsın. Genişi de biraz genişle standart oynayalım bu maç. Ve hücum ağırlıklı oynayacağız. Kendi sahamızdayız. Rakip uygun, hücum ağırlıklı başlıyoruz. Hadi bakalım. Haydi. Tamam, o maça girdik gençler. Maçtan sonra bakarız. Haydi bakalım. Maça girdik. Maçtayız. Evet, rakibe baktığımız zaman Dombia var, Amudu var, Kolibali var, Bufal var. Bufal bildiğimiz bir oyuncu. Ve aslında tabii ki kadro olarak çok çok kaliteli bir kadroyuz ama futbol sağda oynanıyor arkadaşlar. Şimdi yumruğumu böyle bir sıkıyorum. Ne diyorum? Bizim gibi bir takım bu maçı herhangi bir sorun yaşamadan kazanmalı diyorum arkadaşlar. Futbolcularımızı motive ediyoruz. Yine basından sorular var. Luis Araujo'nun cezalı durumda olması ile ilgili. Maçı izleyip göreceğiz diyeceğim. William Saliba sorusu var. 90 dakika çıkartacağını düşünüyorum diyorum Saliba ile ilgili olarak. Bobico'nun bugün kadroda olmaması işinizi kolaylaştıracak mı diyor. Bence bu konuda isim vermek uygun olmaz. Rakip oyuncular hakkında konuşmuyorum. Yeter. Tamam yeter. Yeter bu kadar basında. Haydi bakalım maçtayız. Yo, ben milli maçı izlemeyeceğim. Yok, izlemeyeceğim. Siz izleyebilirsiniz tabii. Ya bir yandan televizyon açık aslında. Oradan göz ucuyla bakarım böyle. Beraber yorumlarız yani. Evet arkadaşlar. Haydi çocuklar. Marcao. Bir sağlam sol bek. Hiç fena bir takım olmayacağız. Biraz da taktiğimizi, takımımızı oturtursak arkadaşlar iş yaparız. Jonathan Bamba'dan fantastik bir deneme geldi açıkçası.
Şimdi Zeki Çelik. Saliba. İşte bunu bekliyoruz savunma stoper oyuncumuzdan. Yusuf. Çok uzaktan biraz fantastik bir vuruş. Evet, maça fena başlamadık. Şutlar bizden geldi. Ama bir an önce golü bulmamız lazım tabii ki. Bir an önce golü bulmamız lazım. Şöyle biraz oyunculara seslenelim. Daha çok çabalayın beyler diye. Şimdi Kral aldı, indirdi, bıraktı. Savunma oyuncağı tam bir wonderkid. Çok iyi. Saliba. Evet, Saliba. Güven veriyor savunmada pasıyla. Savunmaya Zeki. Haydi Zeki. Zeki sıyrılamadı. Kontraya dikkat. Ama rakip yarı alanı iyi geçtik. Şimdi Yusuf. Çok iyi bıraktı Brader için önüne. Brader için ortası çok kötü işte. İşte bu da Caner Erkin tarzında orta yapan bir isme ihtiyacımız var. Yusuf Yazıcı araya giriyor. Yusuf Yazıcı araya giriyor. Markao, Bradaric, Saumare, Yusuf, Renato Sanchez sol tarafa döndü. Bamba, Jonathan Bamba. Abi ortaya çıkart, kaleye girsin ya. Vallahi aynen, bence de. Oyunda karşı karşıyalar bu sefer daha iyi arkadaşlar. Yani güzel golleri izleyebiliyorsunuz plase tarzında köşelere. Bufal. Zeki aldı. Şimdi Ikone. Ikon çok iyi bir oyuncu. Hakikaten çok iyi bir oyuncu. Yalnız tandemimi beğendim. Saliba'nın fizik gücü, Marcao'nun tekniği. Sol tarafa iyi pas. Jonathan Bamba ile geliyoruz. Haydi çocuklar. Şimdi Brederich. Maça iyi başladık ama gol istiyoruz. Evet. Bıraktı. Renato Sanchez. Offside. Offside. Evet, gün bizde olmasına rağmen net gol pozisyonuna girmekte zorlanıyoruz şu ana kadar. Aslında geçen Lens maçında sıkıntı savunmada dedik ama biraz bence hücumda da çok fazla kreatif değiliz. Böyle giderse taktiksel anlamda bir değişiklik yapacağım gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi Jonathan Bamba. Ah be oğlum. Saumare. Çok iyi bıraktı ikonun önüne. Bıraktı Burak Yılmaz. Kral atıyor. Kral atmaya devam ediyor. 1-0. Kral Burak. İkinci gol. İkinci maç ikinci gol. Maç motoru iyi. Maç motoru çok iyi bence. Geçen seneye göre çok iyi. Şuza bakarız, tamam. Geçen seneye göre maç motoru çok iyi. İşte Burak. Dikine pasın faydaları. Evet. Dikine. Hadi bakalım. 1-0. Hemen 2'yi atıp bitirmemiz lazım. Tamam. Katır Bah'a da bakarız. Şu maçı bir alalım, ilk 3 puanımızı alalım. Ya oyun bizde, hiç pozisyon vermememiz önemli tabii ki ama çok da net gol pozisyonuna giremedik. Hatta uzaktan fantastik bir golle 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Tabii bu rakibin katı savunmasıyla da alakalı. İkinci yarıda biraz yelpaze gibi açıldıklarında ikinci golü arayacağız, bulacağız inşallah. Çünkü çok hızlı oyuncularımız var ileride. Markao biraz orada sanki çabuk vazgeçti gibi ama Brandon Williams kiralık olabilir aslında. Evet, Brandon Williams kiralık olabilir. Evet, 1-0 öndeyiz. Çok iyi oynadığımızı söyleyemiyorum özellikle hücum anlamında. Topa sahip olduk mu? Topa sahip olmadı ortada. O yüzden kısa pas oynuyorum ben. Topa sahip olalım diye. Yine kısa pasa geçeceğim. Rakibin ise bir isabetsiz şutu var. Müthiş bir Burak Yılmaz golüyle 1-0 öndeyiz. Tabii ki ilk hedef ilk 3 puanımızı almak, oyundan daha ziyade ilk haftalarda. Şimdi ne diyelim arkadaşlar? Şöyle bir ellerimi kenetleyeyim. Performansınızdan memnunum, böyle devam edin çocuklar diyorum. Şu taktiksel anlamda ben kısa pasa geçiyorum, kısa pasla oynayacağım. Topa sahip olmamız lazım bizim. Standart biraz kısa paslaşma diyorum. İkinci golü bulursak tempomun biraz. Şu an geliyor mu? Sıfır. Şu an yayın iyi mi? Donuyor mu yine? Evet, Bufal. Birazcık sanki 2-0'dan sonra gelmeye başladılar. Hemen bir pozitif futbola geçelim. Hemen bir pozitif orta saha desteğe çekeceğim. Beklerimi de bir tık geri çekeceğim. Skoru almanın vermiş olduğu rahatlıkla tabii ki çok fazla 2-0'ı koruyalım. 3 puan önemli şu an. Şu an iyi oyun, kötü oyun bakmayalım. 3 puanı almaya odaklanalım. Hadi bakalım. Yayın. Şu an iyi mi yayın?
Yayınla ilgili bende bir sıkıntı. İzleyici sayısı da düştü. O zaman bir dakika, bir dakika durun. Şöyle yapalım. Bir dakika şu maçı bir bakacağım, bir bakacağım. Bir dakika sabredin. Şöyle bir yapalım. Kusursuz bağlantı geliyor. Yayın ayarları diyelim. Kopyala diyelim. Şu an nasıl? Şu an iyi mi yayın? Şu an iyiyse devam edeceğim çünkü. Bakacağız, oyunculara bakacağız. Bir dakika, şu an yayına bakıyoruz sadece. Yayın iyi mi şu an? İyi mi? Tamam, hadi devam ol. Devam ediyorum o zaman. Hadi. Hadi oyunculara bakacağım arkadaşlar, sol bek'i. Bir tane de sağlam sol bek alırsak inşallah iş yapacağız. Şimdi Zeki, at kendini, penaltıyı kazan diyecektim. İkone, hadi ikon, hadi ikon. Zeki, dışarıya, dışarıya. Şu an iyiyse tamam. Sohbeti göreyim ama sizi göreyim ya. Şu an iyiyse tamam. Yine mi gitti? Hayda. Evet, dakika 90. Çok müthiş oynamadık. Savunmada dik durduk açıkçası. Ama iki Burak Yılmaz golüyle şu an öndeyiz. Şimdi Renato Sanchez. Bıraktı Zeki Çelik. Yusuf. Yusuf dışarıya. Tamam, güzelse sıkıntı yok. Evet, kazanıyoruz arkadaşlar ama çok iyi oynamadık. Çok iyi oynamadık. Çok beğenmedim takımın hücum gücünü. Müthiş iki Burak Yılmaz golüyle öndeyiz. 2-0. Savunmada birazcık daha iyi olduğumuzu gördük ama hücum yönünden birazcık daha kreatif olmamız lazım. Önemli, yine de kazanmak önemli. 13'ü 4 isabet. Bizim çok alıştığımız veriler değil bunlar. Daha üste çekmemiz lazım. Sadece 5 şut 2 isabeti var rakibin ve 2 Burak Yılmaz golüyle 2-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Tabii ki maçın adamı 7.8 ile Burak Yılmaz. Bu Yusuf 7.7, Ikone 7.2, Şeka 7.1, Sanchez 7, Saliba ilk maç için çok iyi bir performans 7.3 ve Zeki Çelik, pardon, Burak Yılmaz değil Man of the Match, Zeki Çelik 8.2 ile Man of the Match. Evet, güzel, devam ediyoruz. Ne diyelim şimdi? Ne diyelim, ne diyelim? Eller cepte, lakayt geliyorum. Güzel galibiyet çocuklar, aferin diyorum ve devam ediyoruz. Tamam, bakacağım şimdi. Oyunculara bakacağım. Şimdi ne diyelim? Bu galibiyetten ötürü mutlu olmasınız değil mi? Yok, çok üzgünüm anasını. Ya soruya bak. Ya ben basına boşuna ikna demiyorum. Galibiyetten ötürü çok memnunum. Herkes için ilahiliği yerine getir diyeceğim. Burak Yılmaz hat-trick yapabileceği bir maçta oyundan alındı. Kendisi bu kararından memnun kalmamış olmalı sanırım. Bak, bak. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Yani ne diyelim buna? Şuradan okuyorum. Onunla ilgili sorular sorması normal karşılıyorum. Takımın galibiyeti eminim onu da mutlu etmiştir. Bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum. Marka Hanım'ın ilk maçı çok iyiydi. Sizce nasıldı? Mükemmel bir performans sergiledi diyorum. Zeki Çelik harika bir maç çıkardı. Evet, harika bir maç çıkardı diyorum. Ve bugünkü galibiyette teknolojinin büyük payı var diyebilir miyiz? Bu gelişmenin futbolu genel olarak nasıl etkilediğini düşünüyorsun? Teknolojiyle ne alakası var ya? Ne diyeyim? Parmağını sağa sola salla ve oyuna ne zaman müdahale edeceği konusunda sınırlarınızın net olduğu sürece teknolojiyi kullanmanızda bir sorun yok diyorum arkadaşlar. Maçı kazandık. 8. sıraya çıktık. Lider tabii ki Paris Saint-Germain. Hiç beklendik bir durum açıkçası. 6 puanda Lens, 6 puanda ilk hafta yenildiğimiz Lyon'un 4 puanda olduğunu görüyorum. Biz ise 8. sıradayız. İlk galibiyetimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsa. Bu arada Matvienko, ama stoper olarak düşünmüştüm. Marco'yu aldığımız için gerek yok Matvienko'ya. Şimdi oyunculara bakacağız. Sol bek oyuncularımıza. Zeki Çelik'i tebrik edelim. Son maçta defansif anlamda çok iyi işler çıkarttım. Böyle devam et diyorum. Zeki de memnun oluyor. Şimdi sol bek öneriniz gelsin. Bakalım. Bakalım Katerbach. Köln'ün sol beki. 19 yaşında. Evet, iyi bir öneri. Beğendim. Kararlılık 16, bu adam gelişir. Genç bir oyuncu olması da önemli. 52 milyon euro istiyorlar be arkadaş. Brandon, bakacağım, bakacağım, bakacağım.
Bir dakika, Brandon Williams'a bakalım ama 52 milyon euro da veremeyiz yani ya. Yani çok ne yazık ki veremeyiz yani. Denecek bir şey de yok yani çok fazla. Keşke ama çok iyi bir oyuncu. Kiralık listesinde Brandon Williams. Hemen. Hemen. Şöyle ne diyelim? Hatta 2 sene kiralayalım. Bir tek sıkıntı var. Oynatılmadığı zaman aylık ödeme 165 bin euro. Senelik ne kadara gelir? Bu 1,5 milyon, 2 milyon euroya falan gelir. Çok sıkıntı değil. Tamam. Evet, sol beki hallettik arkadaşlar. Hiç boşuna şey yapmayalım. İyi bir oyuncu. Nikola Schuss'a da bir bakalım ama o Dortmund tabii arkadaş. Gelmez ki. Bir gözlemlettirelim. Jonathan Panzo. Panzo. Hangi takımda Jonathan Panzo? Mario Rui sakat. Biraz önce baktım Fahrettin kardeş. Sakat. Emerson'a baktık. Rodrigo Sayo çok pahalı geldi. Emerson'a kiralık teklifi sunduk. Ya Emerson oluyoruz ya sol beke ya Brandon Williams'ı. Şimdi bunun için şey yapın arkadaşlar. Emerson mu Brandon Williams mı? Olaza o ne for şey be. Sol bekli mi? Hücumsal anlamda müthiş. Bu arada yayın iyi mi arkadaşlar? Onu sorayım ben size bir. Yayında sıkıntı var mı? Halstenberg'e de bakalım. Tamam bir dakika. Bu arada milli araya gittik. Halstenberg. Hadi kırmayacağım. Marcel Halstenberg. 28 yaşında. 14,5 milyon euro ama ya. Çok pahalı be. Olaza'ya da bakalım. O şu transfer dönemi bitsin. Ben söyleyeyim size. Boca'dan kiralık oyuncu. Çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. Çok iyi hücumsal oyuncu. Brandon Williams bence de iyi. Emerson mu Brandon Williams mı? Arada takılıyor mu? Niye takılıyor arada? Ben de anlamadım ya. Oyun devam ediyor mu oyun? Tamam benim beni görmemeniz beni görmeyin zaten. Boş verin. Benim tipimi görsen ne olur? Boş verin. Lucas Lauren çıkmadı. Lucas Lorenzo. Lorenzo çıkmadı ama. Palacios orta saha ihtiyacımız yok. Emerson, Williams sağ ayaklı. Williams ve Emerson arasında gidip geliyoruz. Bakalım. Bakalım. Ve devam ediyorum. Evet bu arada Antonio Valencia'yı düşündüm bir ara arkadaşlar ama olmadı Antonio Valencia hamlesi. Bir ara ciddi ciddi düşündüm Antonio Valencia ama sonra olmadı. Vazgeçtim. Taglivisio gelmez. Palacios'a ihtiyacımız yok. Ya orta saha oyuncusu almayacağız. Yayın iyiyse sıkıntı yok. Belki internetle alakalı olabilir. O Emerson'un transferi iptal edilmiş arkadaşlar. Chelsea 22 yaşından büyük en fazla 8 oyuncuyu yabancı bir kulübe kiralayabilir. Ve Brandon Williams'a gidiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Brandon Williams'a anlaştık. Emerson gelmiyor. Milink biraz hafif kardeş bize ya. Cristiano bu şey İngiliz sol beki. Nuno Tavares mi diyorsun? Benfica'da mıydı? Zagre kiralık başka bir takımda kiralık gelmiyor. Nuno Tavares neredesin? Benfica'daki değil mi bu? Eminiz değil mi Benfica'da olduğundan? Ne tuşum çalışmıyor? Ne tuşum çalışmıyor? Todibo burada kiralıkmış bakın. Gördünüz mü bu arada? Todibo orada kiralıkmış. Şu an bakıyorum. Burada da fena oyuncular var ha bu arada. Benfica'da hakikaten taş gibi oyuncular var. Çıkmadı. Neden çıkmadı? Nuno Tavares'i oyuncuyu da biliyorum ya. Victor Bobsin. Valla Brandon Williams bana çok yattı ya. Bilmiyorum ama size ne düşünüyorsunuz? Victor Bobsin çıkmadı. Cenk Özkaçar. Cenk Özkaçar'ın profili çok yeterli değil ya. Stoper bakıyoruz. Sol bek bakıyoruz. Sol bek. Evet. Ozan Kabak. Onu gözlemlettirmiştik. Şöyle bir takip listemize atalım. Bakın mesela bu da çok iyi bir stoper arkadaşlar. Ve 3,6 milyon euroya gelir diyorlar. Sebastian Valakuevs. Müthiş bir forma, harika bir transfer olur diyorlar. Pasör stoper mevkiinde 20 yaşındaki Polonyalı için çok iyi bir gözlemci raporu geldi. Eğer uygun bir bonservisi olursa alacağım. 7 milyon euro bence gayet iyi. Şöyle 2,5 verelim. Taksitlerle 6 taksitlerle de şöyle bir 2,5 da oradan verelim. %20 de sonraki satıştan pay tamam. Çok iyi bir transfer yapıyoruz bakın. Sebastian Valakuevs.
İyi bir stoper oyuncusu, gelişime açık bir stoper oyuncusu. Saliba, Sebastian ve Marka üçlüsü bizi götürür. Ve bonservisiyle almak da önemli. U19 takımına menajer önerileri var. Bir onlara bakalım. Ve Williams'ı aldık. Sol bek bitti arkadaşlar. Yok çıkmadı. Evet. Brandon Williams'ı aldık. Sol bekimiz bitti. Bir de stoper oluyoruz. Şu bakın. Şimdi onu da alıyorum. Cagliari'den. Sebastian. Çok da iyi bir 1 milyon euroluk bir bonservis verdik arkadaşlar. Evet, Brandon Williams geldi. Çok iyi bir transfer yaptığımızı düşünüyorum. Öneren arkadaşa teşekkürler ediyorum. Hakikaten yani hem gelişimi açık, gerçi kiralık olduğu için çok gelişimi bizi ilgilendirmiyor ama iş yapacaktır bizim kadromuzda. İş yapacaktır. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi Nantes deplasmanına gidiyoruz. Darami, of, Darami'nin ismi de var ya, çok korkutucu bir isim değil mi? Bir bakalım. Muhammed Darami. Biraz geçtiğimiz sezonki profile göre düşmüş gibi geldi bana profil ama. Listeye alalım Benioti. Pedroza'yı gözlemlettirmiştik. Onu da alalım takip listemize. Son dakika paramız kalırsa bir transfer daha yapacağım. Gabriel Strafezza'yı gözlemlettirdim. Bir ofansif orta saha oyuncusu arkadaşlar. Hem sol taraf hem de sağ tarafta oynayabiliyor. Ama bizim için yeterli bir oyuncu değil. Yeterli bir oyuncu. Yine de takip listemize alalım. Mali duruma bakacağım. Yani bir tane takip listemizdeki oyunculardan birini, ki forvet olursa çok daha iyi olacak sanki. Bir forvet transferi yapacağız. Evet, Iago vardı. Augsburg'un modern beki. O da fena bir oyuncu değil. Sol taraf oyuncusu. Hücumsal bir sol bek oyuncusu. Hiç fena bir profili yok hakikaten. Onu da listemize alalım. Takip listemiz kasılsın. Sıkıntı yok. Panzo Dijon'da mı? Eduardo Quaresma gelmiyor. Baktım, denedim. Ya gelmiyor değil, 60 milyon euro istiyorlar. Hasan Bandani mevkisine gerek yok şu an. Yaramçuk. Yaramçuk. Valentin Antov. Antov. Valentin Anton. O Levski Sofya'daki değil miydi? Aa, Fit Art çok iyi olur. Fit Art çok iyi olur. Bence çok mantıklı olur. Fit Art. Bir bakalım. 19 yaş altında. Çok iyi olur yedek forvet. Kiralık yapacağız. Yalnız sakat mı? Niye forma giyemeyecek diyor. Fitar 1.7.2021. Tarihine kadar forma giyemeyecek. Neden? Herhangi bir sakatlığı da yok. Forma giyemeyecek diyor. Bunu anlamadım. Ne alaka? Cezası var demek ki arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Bir ceza var. O yüzden geçiyoruz. Haydi devam. Evet tamam, hemen hemen transferleri. Ben bu yüzden kendi transferlerimi kendim yaptım, biliyor musunuz? Evet, menajere gerek olmadığı için yönetim transferi onay vermiyor. Transferi iptal ediyoruz. Yönetimle çok papaz olmak istemiyorum. Badu'yu baktım, listemde var. Şimdi en son takip listesine bakacağız. Okereke için inanılmaz para istiyorlar arkadaşlar. Badu var. Azi Alkmaar'dan Badu var ve Stevens var. Evet, Seka. Antrenmanların yıldızı, onu bir övelim şöyle bir. Onun dışında Marcao'nun da antrenmanlarının iyi olduğunu görüyoruz. Devam. Evet, geldi. Sebastian'ı da alıyoruz arkadaşlar. Cagliari'den bir stoper oyuncusu. Gelecek vadeden ve çok iyi bir gözlemci raporu aldığımız oyuncuyu kadromuza kattık. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle hızlandırılmış dil kursu lisansını da koyalım. İşte Sebastian Valakuevs gerçekten... Çok potansiyelli bir oyuncu. Yedek stoperimiz olacak zaten. Saliba'nın yedeği olacak. Marcao'nun da yedeği Rui Fonte olacak. Beraber değerlendireceğiz bu isimleri. Beraber değerlendireceğiz. Devam ediyorum. Mesela ben bu oyuncuyu da çok istedim. Biliyor musunuz bilmiyorum ama. Oleg Ryabchuk. Çok enteresan bir ismi var. Oleg Ryabchuk. Manchester United'ın filan ilgisi var adama. Ve çok iyi bir transfer olur. Şeyi geldi. Raporu da geldi. Nasıl? Beğendiniz mi? Bonservisiyle alabilirsek Moldova oyuncuyu bize bence fayda sağlar rotasyonda. Bakalım. 2.3 milyon euro. Tamam abi, gel. Şöyle 2 yapalım. Satıştan %10 pay verelim. Tamam. Bakın, transfer böyle olur gençler. Gördünüz mü? Moldovalı Pacos Ferreira'dan. Şunu da alalım. Tamam, bitiriyorum. Bu oyuncuyu da alıp bitiriyoruz arkadaşlar. Transferi. Hadi oynayalım. Konsantre olalım. Şimdi milli takım arası var ve ondan sonra Nans. Sporting Dijon'da mı? Jonathan Panzo. Miranda'ya baktık. Sporting Dijon'da. Bir bakacağım. Tamam.
Dijon. Jonathan Panzo. Bakalım burada mı? Evet, burada gördüm. Evet, 19 yaşındaki İngiliz oyuncu. Bir gözlemci raporu alalım. Ona göre paramız yeterse olabilir sol bek için. Ama sanki bizim Moldovalı daha iyiydi. Evet, Sebastian Bock bir soru soruyor arkadaşlar. Kandu'nun ülkesinin milli formayla gol sevinci yaşaması sizi memnun etti mi? Yok, etmedi. Allah'ım ya, yürü gitti ya. Basın bizle uğraşıyor arkadaşlar. Sebastian Esposito. Evet, müthiş isim ama çok zor. Forvet alacağım, alacağım. Sakin olun. Alacağız. Alacağız. Forvet alacağım en son. Daha var. Şöyle bir bakacağım maddi durumda ne var. 9 milyon euro param var. Şimdi servi gelmiş. Kanat oyuncuya ihtiyacımız yok. Şimdi Abdülkadir Ömür'ü falan alacaktım neredeyse. Son anda vazgeçtim. Son anda. Evet, forvet almamız lazım. Ama şöyle genç, gelişime açık bir forvet almamız lazım arkadaşlar. Şöyle gözlemlediğim oyuncular arasında forvetlere bakalım. Evet, Badu. 9 milyon euro bir piyasa bedeli var. Gerçekten etkileyici bir oyuncu ama istedikleri bonservis bedeli. Evet, gözlerim kör olmuyorsa 92 milyon euro. 92 milyon euro istiyorlar. O transfer olmaz. Balotelli'yi düşündük bir ara, olmadı. Thomas Brutnik aslında çok mantıklı bir hamle olabilir bizim için, forvet oyuncusu bence. Şöyle bir teklif yapalım 20 yaşındaki önce. 29 milyon euro. Geri vites yapıyoruz. Ahmet Ali Akman'ı aslında, ama çok mu Türk olur ya? Galatasaray istiyormuş kendini. Çok mu Türk olur? Şu an gözlemci raporu hazırlıyoruz. Çok da yeterli değil gerçekten bizim için. Onun dışında Ahmet Kutucu'yu bir gözlemlettirdim. Onun da gözlemci raporu gelecek. Şöyle bir şeye bakalım biz. Oyuncu aramada temizle diyelim. Bir sene sonra sözleşmesi biten oyuncuları çok daha uygun fiyatlara alabiliyoruz. Bunu biliyorsunuz. Bir de ona bakalım. Bir yıl sonra bitecekler forvet oyuncularına. Buradan bir tane oyuncu şöyle düşürebilirsek iyi olur. Bakalım. Yok. Kevin Gamero var ama artık Kevin Gamero da öldü ya. Olmaz. Christian Bassong. Yok, olmaz. Bize göre değil. Evet, biz bir şöyle bir arattıralım. Bir arattıralım forvet. Amin Guri. Guri'ye bakalım ya. Guri evet. Guri iyi bir forvet hakikaten. Guri iyi bir forvet. Niste. Şöyle bir şart önerdiğim. 38 milyon euro diyorlar arkadaşlar. Onu geçin. Bir de takas oyuncu olarak da Piet'i istiyorlar. Hadi lan. Çok yani transfer olaylarında yine inanılmaz fiyatların döndüğünü görüyorsunuzdur siz de zaten. Şöyle 21 yaşındaki oyunculara bakacağım arkadaşlar. Bir bakalım. Bakalım şu listeye bakın bakalım bir. Çok iyi oyuncu aslında Thales Magno ama bizim yabancı da almamamız lazım artık. Yabancı da almamamız lazım. Pietro Pellegri var. Ama onu bırakmazlar. Sanmıyorum. Bırakacaklarını sanmıyorum. Kiralık listesinde Laciano Traore bu sezonun yıldızlarından biri. Topsuz alanı çok iyi, çevikliği çok iyi olan bir oyuncu. Açıkçası aslında bana transfer şeyle 9,5 milyon liraya gelir. Bir gözlemlettirelim ya. Laciano Traore'yi. Bence iyi bir oyuncu, iyi bir potansiyeli var. Ne diyorsunuz? John Swint, Gubels. İyi yayınlar Sivas kardeş, hoş geldin. Laciano Traore'ye ne diyorsunuz? John Swint'e bakalım. Evet, o John Swint. Enteresan yükselen oyunculardan biri oldu açıkçası. Kopenhag'da mıydı o? Kopenhag. Şöyle yapacağım. Bir dakika. Şurada bir oyuncu daha dikkatimi çekti. Adam Hložek. Hadi bir gözlemlettirelim. Sizi mi kıracağız? Forvet'te de oynayabiliyor aslında. 27,5 milyon euro istiyorlar arkadaşlar. Hemen uzaklaştım oradan. Hemen uzaklaştım oradan. Şu Arp olsaydı Arp iyi olacaktı ama Arp olmadı. Wilfried Gnonto. Cabral. Nikiat alabiliriz. Olabilir. Sörloth gelmez ya. İkisi hemen transfer oldu. Fabian Silva, Ryan Brefsi. Bunlar yeni transfer olan isimler. Simeone Zaza genç.
Gençlere bakıyoruz arkadaşlar. Genç alacağız biz. Edian Hickett olabilir aslında. Şöyle bir bakalım. 223 milyon euro istiyorlar ya. O nasıl bir para ya? Ha? Daka. Daka da aslında inanılmaz bir oyuncu ya. Daka keşke gelse biliyor musunuz? 48,5 milyon. Geç. Molida'ya bakalım. Onu da geçiyorum. Bir gözlemci raporları gelsin bakalım. Transferin bitmesine daha var. Transferin daha bitmesine var. Bir gözlemci raporlarımızı alalım. Ona göre devam ederiz. Evet, Zeki Çelik Wolverhampton hedefinde denmiş ve Schalke'nin hedefinde denmiş. Ama biz ver arkadaşlar. En kötü ihtimal Vea'yı kullanırız. Ya Kai George almıyorum. Brezilyalı önermeyin. Ali Akman'ın bence yeterli değil. 4, AB dışı 4 oyuncu oynatmakım var ve şu an hepsi dolu. Gubels'e bakarız. Ahmet Kutucu da çok yeterli değil ya. Türk de doldurmayalım ya. Çok da Türk. Yani iyice şeye döndü ya. Ülke ocaklarına döndü takım. Evet. Dil ülke ocakları. Resmen dil ülke ocakları oldu takım. Evet arkadaşlar. Kozla'yı gözlemlettirmiştim. Endika'yı gözlemlettirmiştim. Bakın Bruno Mendes. Bu ismi de yazın bir kenara. Çok büyük bir stoper oyuncusu olacak. Uruguay'ın çok iyi gençleri var hakikaten. Evet, maça odaklanıyoruz. Badu'ya teklif ettik. 95 milyon euro istiyorlar. Ulan Ali Yavuzkol, hadi alalım mı Ali Yavuzkol? Ali Yavuzkol'u istesek alırız. Hadi, istiyor musunuz Ali Yavuzkol'u? Giamico Raspadori. Hiç duymadım. Raspo. Çıkmadı. Giamico Raspa. Raspadori. Hiç duymadım. Yalan yok. Sassuolo'nun forveti. 20 yaşında. Evet. Sevdim. Çok sevdim. Çünkü niye sevdim? Top salanı çok iyi. Hızlı bir oyuncu ve 20 yaşında daha. Bakayım bir. 18 milyon euro. Bir dakika, ben bu oyuncuyu kaparım arkadaşlar. Bu oyuncu iyi. Bu oyuncu akar, gelişir. Bir dakika. Şöyle bir 5 öteden versek. Çok beğendim. Öneri için sağ ol. Bilmiyordum. 5 şöyle versek. %20 de satıştan pay desek olur. Tamam. Çok iyi oyuncu. Teşekkürler. Hakikaten iyi oyuncu. Bakın ben söyleyeyim size. Raspadori. Beğendim. 20 yaşındaki bir oyuncuya göre ciddi ciddi özellikleri olan. Özellikle top salan hız. Bence iyi. Hızlı bir oyuncu. Evet, Piet'e bir teklif var. Reddediyorum çünkü sağ bekim yok. Devam ediyoruz. Reddet diyorum. Basınla ilişkilerimizi her zaman biliyorsunuz arkadaşlar. Jonas Wind kötü ya. Ona baktım ben bugün. Kötü. Beklenenin çok altında. Mateus Reis. Asistanı gönderiyorum. Basınla ilişkilerimiz biraz zayıf biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, Kayo'nun raporu geldi ama artık Brezilyalı oyuncu alamıyorum. Şunlara bir bakalım. Lorente. Cucurella müthiş bir oyuncu. Al bey, hemen al. Emerson iyi bir oyuncu ama Brandt White. Ne oyuncuydu be Brandt White. Karim Adey mi? Bence de ya. Doğru diyorsun. Evet, Raspadori iyi transfer. İsmini de beğendim. İsmi de çekici geldi bana. Erencan kötü. Ali Yavuzkol da kötü be kardeş. Evet, Raspadori'yi aldık ve transfer dönemini kapattık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Genç bir oyuncu. Hayırlı uğurlu olsun Raspadori için de. Sebastian'ı da aldık. Genç, potansiyelli bir kadro kurduk. Olympic Lyon 1, Marsilya 1 haftanın açılış maçı bu arada. Biz de Nantes deplasmanına gidiyoruz ve maça konsantre oluyoruz gençler. Hadi tamam, transferi kapadık, maça konsantre oluyoruz. Tamamdır. Mali durumda da sıkıntımız yok. Kasamızda 3 milyon euro var. Maaş bütçemiz hedeflenen maaş bütçesinin altında. Hiçbir sıkıntımız yok. Bence iyi de bir transfer dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Theo Hernandez şeydeki, bakarım abicim. Sen öyle güzel diyorsun ki bakar mısın diye. Ben bakmam mı be? Vallahi. Yani hakikaten şey yapmak istemiyorum. Kırmak istemiyorum çoğu kimseyi. Milan'da mıydı ya? Pardon, Milan'da. Ne şey ya? Milan'da. Milan'da değil mi ya? Theo Hernandez. Evet, göremiyorum. Nerede? Şöyle mevkiye göre yapalım. Theo Hernandez.
Türkiye önde mi? Pietro Pellegrini iyi de gerek yok artık. Gerek yok. Teo Hernandez iyi bir bektir arkadaşlar. Söyleyeyim size. Hakikaten iyi bir bektir. Ciddi bir bektir yani. Evet. Nantes deplasmanındayız ve 3 puan istiyoruz. Evet. De La Cruz da iyi ama yabancı artık önermeyin. Çünkü dediğim gibi 4 tane AB dışı oyuncu alabiliyoruz ve aldık arkadaşlar. Onu kapattık. Evet. Maça konsantre oluyuruz. Ve evet şu an Oleg Rebikuç'u da alıyoruz. Ulan bu adam şey değil değil mi? Moldovalı filan. Avrupa pasaportu vardır herhalde. Şunu teklifi reddedelim. Fonte'ye teklif var. Fonte'yi satıyorum arkadaşlar. Zaten 36 yaşında 150 bin euroluk bir teklif. En azından maaş yükünden kurtuluruz. Evet bu arada 22 yaşındaki Moldovalı Solbek ki oldukça iyi. Manchester United filan peşindeydi. Moldovalı Oleg Rebikuç'u da kadromuza kattık. Gayet iyi bir transfer dönemini de geride bırakmış olduk. Ben çok beğendim. Sizin de yardımlarınız için teşekkür ediyorum. Hakikaten gayet iyi, gayet verimli bir transfer dönemini geride bıraktık arkadaşlar. Hadi bakalım devam. Evet, deplasmana çıkıyoruz. Nantes deplasmanına çıkıyoruz. Deplasmanda 3 puan istiyoruz, onu söyleyelim. Şimdi evet artık redek forvetlerimizi falan sokmanın zamanı geldi. Şöyle bir bakacağız. Jalo'yu çıkartalım. Şunu kayıt altına alalım. Şöyle yapalım. Tamam, kadro, taktik. Brandon Williams'ı brother için yerine koyacağım. Rebic'i oyuna alıyorum arkadaşlar. Fonte'nin yerine Stolo, Sebastian. Bir dakika, şöyle bir dakika. Bir dakika, evin varı geldi bizim. Şu an geliyor. Tamam, bir sıkıntı yok herhalde. Devam. Evet başlıyoruz. Hadi bakalım. Hücum ağırlıklı oynayacağız. Bu maçta kısa pas oynayacağım arkadaşlar. Kısa pas oynayacağım. Biraz kısa pas oynayacağım. İlk 11'imiz Uğurcan, Williams, Marco, Saliba, Zeki, Sanchez, Saumare, Bamba, Yusuf, İkon ve Burak Yılmaz. Hadi bakalım. Devam. Otomatik numaralandı. Diyelim devam ediyoruz. Futbol Manager 2020'deki 100 paketleri gibi yapıyorsunuz aynen. Belgeler kısmında şeye girin. Futbol Manager 2021 dosyasına girin. Belgelerim kısmında. Orada bir graphics dosyası oluşturup direkt onun içine atın arkadaşlar. Face adı altında. Evet şimdi yumruğumu sıkıyorum yine. Sahaya çıkın ve taraftarlara bilet için harcadıkları paraların karşılığını verin diyorum arkadaşlar ve oyuna başlıyoruz. Evet Manuel Ugarte son zamanlardaki sakatlık problemi yüzünden mi kadroya alınmadı? Evet, henüz tam iyileşmediği için bugün ondan faydalanamayacağız diyorum. Ve maç başlıyoruz. Hadi bakalım. Önemli bir maç. Armon Dizzo bakarız Fahrettin kardeş. Saliba, Zeki, Yusuf, Zeki, İkon bıraktı Zeki. Hadi oğlum benim. Bakarız. Maç bitsin bakarız ikisine de. Zapelli ile Izzo'yu da bakarız. Tamam. Ama transferi kapadık. Şimdi Saumare de iyi bir orta saha oyuncusu. Ne yaptım be oğlum ya? Sanchez 2 maçtır kötü. Çok güzel bir pas attı şu an. Nasıl sattım dakikada. Burak Yılmaz vurdu dışarıya. 3 golümüz var. 3'ü de kraldan geldi arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Vallahi bence de bu oyun yuva bozar. Kesinlikle biraz önce bir bakışı vardı bana. Siz onu görseniz yani şu an canlıda izleyici kalmazdı. O derece öyle bir bakıştı yani bence. Evet Nantes geliyor. Oo, Koko dışarıya tehlikeli geldi Nantes. Evet oyunculara şöyle bir daha çok çabalayın diyelim. Şu an yine bizim savunmamızı düzelttik derken hücum anlamında sıkıntı yaşadığımızı görüyorum. Yani İlk iki maçta da zaten aslında hücum anlamında çok etkili değildik. Evet Simon. Tehlike var dışarıya. Evet çok tehlikeli geliyorlar gençler. Evet vallahi onlardan bence de attığımız gol yediğimiz offside olsun bence de. Kesinlikle katılıyorum. Sanchez. Ya biraz pozitif oyuna geçeceğim. Bu maç atan kazanıra dönecek gibi gözüküyor. Nantes iyi geldi bir iki kere. Biraz pozitif futbola geçelim. Sanchez. Saliba. İkon çok güzel paslaştı. Haydi Zeki hadi be oğlum. Çok iyi pas çıkarttı ve gol. Zeki Çelik asist. Jonathan İkon gol. 1-0. Evet güzel. Tam dakikada geldi.
Arjantin ikincilik açık değil ama. Nascimento da iyi futbolcu bence de. İşte Zeki'nin asisti çok güzel bırakıyor. Jonathan Ikon vurdu. Kaleci bir şeyler yaptı ama engelleyemedi. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Ben buradayım diyor. Şimdi bir dakika. Biraz beklerimi geri alacağım arkadaşlar. Modern bek destek yapacağım ikisini de. Çok hücumsal kullanmayacağım beklerimi. Devam. Deplasmanda bekleri çok ileri çıkartma taraftarı değilim. Açıkçası biraz skora yatacağız. Onu söyleyeyim ama ikinci golü bulmadan da rahat edemeyiz. Şimdi Brandon Williams. Kral önünü aldı. Sever o bölgeleri. Burak Yılmaz. Soumare şimdi bıraktı. Renato Sanchez. Soumare. Şimdi ben yarın da antrenman programlarını falan ayarlarım. Onlarla boğmak istemiyorum sizi. Devam ederiz kariyerimize, onu da söyleyeyim. Şimdi Zeki ortalayamadı. Simon çıkarttı. Kontrata dikkat. Evet 1-0. 1-0 devam. Güzel gidiyor maç. İkon'un golüyle 1-0 öndeyiz. Brandon Williams kullandı. Burak Yılmaz bırakıyor. Soumare. Brandon Williams. Savunma arkasına iyi top attı. Jonathan Bamba. İyi orta gol getirir. Ortaladı. Kral atmaya devam ediyor. Offside. Üt. Nasıl offside lan? Oğlum rahatlayacaktık ya. Oğlum hevesim kalınca çok fena oluyorum ya. Hevesim kursağımda kalınca. Evet VAR incelemesi ilk defa denk geliyoruz. Şu an golü inceliyor arkadaşlar. Ve gol iptal edildi. Bakalım. Bakalım doğru karar mı? Göreceğiz. İşte Jonathan Bamba. Doğru karar. Ama rakipten geliyor ya. Neyse. Doğru karar. Çirkefleşmeyin. Şimdi yine Jonathan Ikon. Sağ taraftan geliyoruz. Rakibini geçerse çok iyi pozisyon içeride. Burak Yılmaz penaltı. Penaltı git VAR'a git. Hadi git VAR'a. Penaltı bekliyoruz. Penaltı bekliyoruz. Galatasaray'a falan biraz şuna alışalım, başlayacağız. Dediğim gibi Türkiye takımları için bir anket kuracağım. Oradan başlarız arkadaşlar. Aslında gerçek sürümü de beklesek iyi olur sanki Çağrı kardeş. Taktik ekranına mı? Şöyle göstereyim taktik ekranı. Penaltı. Penaltı atalım. Armel Bella Ketçap. Çok iyi futboldu. Ketçap dedim adama. Ketçap dedik adama. Bochum'daydı galiba. Kral. 4-4. 3 maç 3 gol. 4-4 değil. Allah söyletti önümüzdeki Bordo maçı için. 2-0 evet rahatladık gençler. Rahatladık. Açıkçası deplasmanla 3 puan çok önemli bu oyunda ki beklediğimizden şu ana kadar da kolay bir maç oldu. Taktik ekranını hemen şöyle göstereyim. Mobil 24 Kasım diyen var ama ben 1 Aralık olarak biliyorum arkadaşlar. Açıkçası. Ya ben öyle biliyorum. Bir duran top çıktı. Marcao. Ulan şu Lens maçını var ya, bir puan alsaydık en azından çok iyi olacaktı be. Şimdi Marcao ortaya yaptı. Seken top. Yusuf. Renato Sanchez. Burak Yılmaz. Oh. Çok iyi pozisyon buldu Burak. Kral 3. maç 4. gole çok yaklaştı. Kaleci Uğurcan. Aferin Uğurcan. İlk defa Uğurcan iyi bir kurtarış yaptı diyebilirim. Fazla zorlayan pozisyon zaten olmadı. Evet yani çok müthiş mi oynadık? Hayır ama şu istatistiklerle 2-0 önde olmak bulunmaz nimet arkadaşlar. 4 şut 3 isabet 2 gol bulduk çünkü. Rakibin 3 şutu bir isabeti var. En azından defans anlamında daha iyi oturaklı olduğumuzu söyleyebilirim. Skoru da aldık mı deplasmanda sıkıntı yok. Evet milli takımımız öndeymiş, seviniyoruz. Kim attı golleri? İzleyemiyorum şu an. Ne diyeyim şu an? Sinirlenmeyeyim boşuna. Bir tepki göstermeyeyim şu an yani. Kolları yukarı kaldırayım. Maçın gidişatından memnunum. Kolları yukarı kaldır sevinmek demekmiş bu arada. Masterchef hareketi değilmiş arkadaşlar. Sevinmekmiş ya. Milli takımda kim attı golleri? Ulan o kadar futbolcu söylüyorsunuz ben size dönüyorum. Bir milli takımda golleri kim attı dedim. Kimse bakmıyor yüzüne işte. Evet duran top. Simon. Kafa vuruşu Uğurcan. Evet Uğurcan. Uğurcan. Aferin Uğurcan. Şimdi yine Simon.
Yok yok, Mezella kalsın. Destekte zaten şu an. Evet Burak, sağda boşluk var. Göremedi orayı. Rakibinden güzel sıyrıldı. Ortada fena değil. Savumare dışarıya. Burak Yılmaz. Takımın lideri konumunda şu ana kadar hakikaten. Savunmamız iyi. Hücumda birazcık daha sanki yaratıcı olsak fena olmayacak. Birkaç oyuncu değişikliği yapacağım şu an arkadaşlar. Bir şöyle oyunculara sesleneyim. Ne diyeyim? Konsantrasyonunuzu kaybetmeyeyim diyeyim. Ve aynı zamanda şu taktik ekranına gelelim. Bir iki oyuncu alacağım. Özellikle yeni transferlerden alacağım. Oleg'i alacağım. Sol beke. Raspadori'yi alıyorum. Burak Yılmaz'ı çıkartıyorum. Bir Raspadori'yi görelim. Onun haricinde de devam arkadaşlar. Hadi bakalım. İki oyuncu daha değiştirdik. Skor istediğimiz gibi skoru tutuyoruz. Cenk penaltı, Deniz Türüç. Oo, Deniz Türüç. İlginç. Denizdeki performans artışına ne diyorsunuz gençler? Müthiş bir performans artışı değil mi? Cenk'in performansı. Helal olsun. Hakikaten helal olsun. Ben bu kadar beklemiyordum. Hoş geldin Kadir. Selam. Evet. Dediğim gibi müthiş oynamadan bir 3 puana doğru gidiyoruz. Dakika 88. Resmen uyuttuk adamları. Savunmamızın bu noktaya gelmesi önemli. İlk işte Lens maçında transferleri yetiştiremedik. Transfere 50 gün var dedik. Yetiştiremedik. O biraz sıkıntı yarattı şimdi. İkon. Ama orada bir şey yok. Oyna devam. Orada bir şey yok şimdi. Saliba, Yusuf, Jonathan Bamba. Şimdi Savumare. At oğlum sola. Oleg. Yeni transferimiz Moldovalı oyuncu. Yusuf. Jonathan Bamba. Güzel geldik ama bir türlü kaleyi bulduramadık. Savumare ile hatamız devam edecek. Şimdi yine Yusuf. Jonathan Bamba. Güzel pas diyecektim. Geçmedi. Touch. Evet 3 puanı aldık diyebilirim artık. Andre'yi sattım. Şeka yedekte. Daha çok Savumare'yi kullanıyorum o bölgede. Ugarte'yi de kullanacağım. Şeka'yı Renato Sanchez'in 7 olarak düşünüyorum. Offside yok mu ya? 90 artı 1'de yedik arkadaşlar. 2-1. Deniz iyi ya. Deniz. Deniz Türüç hakikaten iyi geliş. Yani Başakşehir'de resmen kendini buldu ki hiç alışma süreci falan da yaşamadı. Evet 2-1 oldu. Hayda. Ulan. Oleg çıkarttı. Jonathan Bamba'dan önce Apia. Şimdi çıkarttık topu. Son 20 saniye. Vida mı yaptırdı penaltıyı? Daha ne istiyorsunuz? Yerden top. Tehlike var kalemizde. O bölgede Marcao kapatamadı. Şimdi korner. Evet son dakikalarda terliyoruz. Kolay maçı zora soktuk arkadaşlar. Hakikaten kolay maçı bence zora soktuk. Şimdi orta Saliba. Saliba o toplarında çok iyi. Artık bu bitir ya. Lens yine golü bulmuş. 70. dakikada bu arada. Lens 3'te 3'te gidecek. Hadi bitir hakem artık. Saliba ve Marcao çok iyi oynadılar stoperlerimiz. Hakikaten iyi oynadılar. Evet. 90 artı 4. 90 artı 5'e girdik. 3 dakikalık uzatma vardı. Hakem herhalde arkadaşlar beraberliği oynamış. 0 oynamış. Şimdi Abeyt, Blas. Blas da iyi bir oyuncudur. Aha. Vallahi yiyorduk yani. Evet bitti. Şükür olsun o son 10 dakika saçmaladık ama deplasmandan 3 puanla ayrılmak önemliydi. Çok müthiş oynamadık arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Özellikle hücum anlamındaki performansımız kesinlikle yeterli değil. Bunun üstüne koymamız lazım. Ama savunma anlamında iyiydik. Savunma anlamında iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Şöyle oyuncu puanları da gördüğünüz zaman Marcao 7.5, Saliba 7.1, Savumare 7.2, Sanchez 7, gecenin iyileri. Burak haricinde hücum attım biraz zayıf kaldı diyebilirim. Yusuf 6.9, İkon 6.9, Bamba 6.5, Raspadori 6.5. Devam. Olsun, kazanmak önemli. 3 puan önemli deplasmanda. Ne diyeyim? Şöyle ellerimi kenetleyeyim. Aferin beyler, iyi galibiyet aldınız diyorum. Devam ediyorum. Basın geliyor. Basına ne diyeyim abi? Ne demiş? Takımla yeni sözleşme imzalayan Raspadori her ne kadar İde kulübesinde Lille forması ile tanıştı. Ancak Raspadori ileride ilk 11 planlarınızda olacak mı? Ne diyelim? Gelecekteki kadro seçimleri hakkında yorum yapmayacağım diyorum. Çünkü taraftarın önüne atmayacağım oyuncumu. 3 puanı aldık. Böylecelikle arkadaşlar hemen bakalım. Ligde 3 maç sonunda 3. sıraya oturduk. Paris Saint Germain 7, Lens 7 ve Lille'in 6 puanı var. Lille Türk gücünün 6 puanı var. Mateus Rampon.
Bakarız şimdi. Rampon. Şu transfer dönemi bir an önce bitsin ya. Evet, bence de o yeşil daireler niye kaldırmışlar? Bence de saçmamış. Ona kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Kesinlikle katılıyorum. Mateus Rampon. Bakalım var mı? Yok, çıkmadı. Database'de yok. Nascimento'ya bakalım. Hangi takımdaydı o? İsmi çok zor. Hangi takımda olduğunu söyle Mertcan kardeş, hemen bakayım. Nascimento. Hangi takımda? Evet, devam edelim hadi. Kurella. Hadi bakalım. Şimdi Bordo'yu ağırlayacağız kendi sahamızda. Armando Izzo. Erhan kardeş hoş geldin. Armando Izzo mu diyorsunuz? Ulan transfer dönemi bitsin diye vallahi şey yapıyorum ben. Başım döndü oraya bakıp burada oyuncu aramaktan. Defans çok iyi forvet. Pardon, sağ bek oyuncusu. Çok iyi tercih ama bu oyuncuyu bize yedirirler mi? Milan peşinde 7.75 milyon euro bir bonservis bedeli var. Bakalım. Bakalım. Zor ama. Hadi şu Bordo maçını da bitirelim. Oynayalım. Ben milli takımın ikinci yarısına gideyim gençler. Bugün zaten çok maçtan dolayı biraz izleyicimiz de kesildi. Baktım. Yok, transfer bitti. Kerem. Transferi bitirdik. Benfica'da. Aa, şey değil mi Benfica'daki ya? Neydi ya? Ofansif orta saha merkez oyuncusu. Biliyorum abicim. Bilmez olur muyum ya? Ayıp ettin. Ayıp ettin. Nascimento. Şöyle bakalım. Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Nascimento'yu göremiyorum şu an. Portekiz dizi bizde açık değil. O yüzden mi acaba açılmadı diyeceğim. U19'da da yok. Tüm oyunculara bakalım. Benfica B'yi bir bakalım. Çıkmamış. Database'de çıkmamış. Oysa büyük database açtık. Yalnız bu da çok iyi oyuncu ha bu arada. Ronaldo Camara. Devam. Evet. Hadi bakalım. Biraz oyuncu araştırmasını bitirelim arkadaşlar. Kariyerimize odaklanalım. Please. Please. Lütfen. Bakın rica ediyorum. Hadi bitirdik. Transfer dönemi gayet iyi geçti. Şöyle bir transfer geçmişimize baktığımız zaman iyi isimler geldiğini düşünüyorum. Kimleri aldık? Hemen kısa bir özet geçelim. Jonathan David bizim zamanımızda olmadı. Raspadori'yi aldık. Uğurcan Çakır, Markao, Sebastian, Balakuyevski aldık. Sonra bakıyorum. Oleg, Rabiku aldık. Ugarte'yi aldık arkadaşlar. Mustafa Kapı var la. Mustafa Kapı çok kötü ama ya. Mustafa Kapı'yı bitirmişler. Bu çok iyi bir profildi Mustafa Kapı ama yok olmuş. Yani Mustafa Kapı ne yazık ki. Aldık. Güzel transferler yaptığımıza inanıyorum. Hadi bakalım. Haftanın takımına Markao seçilmiş. Arezzo'yu takip listemize alalım. Vavro'yu, Denis Vavro. O da iyi bir stoper oyuncusu. Çok sert bir stoper oyuncusu. Çevikliği biraz sorunlu ama sert bir stoper oyuncusu. Frey'i takip listemize alalım. Artık transfere bakmayacağım. Onguyeni'yi teklif etmiştik ama gelmedi. Katadi'yi de takip listemize alalım. Sonra bakarız oyuncular. Şimdi Bordo maçı çok önemli. Üst üste 3. galibiyet için çıkacağız. Brand White'i takip listemizde. Almada. Almada takip listemize kalsın. Çünkü şu an 4 oyuncumuz var zaten AB dışı oynayan. O yüzden fazla oyuncu alamıyorum. Hadi bakalım. Evet, bu maçı bitirelim. Sonra milli takıma geçelim. Milli takım maçını izleyeyim arkadaşlar ben de. Yarın devam. Yarın canlı olmayacak. Kendim çekip atacağım. Trincao şeyde ya. Barcelona'da ya. Trincao Barcelona'ya geçti. Paris Saint Germain Metz'i yer arkadaşlar. Bu arada antrenmanlarda Yusuf Yazıcı gelişimine devam ettiriyor. Yusuf'la da ilgilenen takım da var arkadaşlar. Borussia Mönchengladbach, Brighton, Mainz ve Schalke 04 ama tabii ki satmayacağız. Yusuf'u şöyle bir aferin böyle devam et diyelim ve devam. Evet, Paris Saint Germain Metz'i tabii ki geçmiş. Çok mümkün değil Paris Saint Germain geçmek gibi hedefimiz yok. İlk 4'ü yakalarsak bence başarı. Seković Zlatan. Seković Zlatan Kerem. Bakacağım şimdi. Evet, Allah Allah. Bordo'nun pişleri döndü şaşkına. Sabri'yi arıyoruz. Sabri'yi. Seović. Zlatan Seović. Bir gözlemlettirelim. 20 yaşındaki sırf. Fena değil. Gelişime açık bir profil bence. İyi.
Bak böyle oyuncuları bulması lazım Türk takımlarının. Hakikaten iyi bir bek yani belli. Yani kalite var adamda. Bir gözlemletirelim bakalım, raporumuz gelsin. Evet arkadaşlar, Bordo karşısındayız. Maça geçiyoruz. Haydi maça geçelim. Şöyle bir bakayım. Şimdi Luis Araujo geldi. Luis Araujo Veya'nın yerine alalım. Aynı zamanda orta sahada Ugarte'yi denemek istiyorum ben. Ugarte gerçekten defansif orta sahada iyi bir oyuncu. Bu maçta Soumare yerine Ugarte'yi deneyeceğim. Aslında Soumare de çok potansiyelli bir oyuncu. Cidden çok potansiyelli. Ama bu maçta Ugarte'yi deneyeceğim o bölgede. Birazcık daha defansif yönü kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yedeklere de Reinaldo'yu çıkartalım. Tamamdır. Sıkıntımız yok. Aynı 11 çıkacağım. Hatta biraz sanki rotasyon yapalım ya. Biraz yapalım. Sebastian alayım mı? Polonyalı genç oyuncuyu Saliba yerine koyalım şöyle. Saliba yerine koyalım. Sonra bakıyorum ne yapalım. Tamam. Beklerimizi kanat bek destek diyeceğim. İç sahada kanat bek hücum biraz fazla kaçar. Destek diyeceğim ve bu ilk 11 ile çıkıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hala Jonathan David sakat. Sakat ne yazık ki. Uğurcan, Williams, Markao, Valakuevski, Zeki Çelik, Sanchez, Ugarte, Bamba, Yusuf, İkon ve Burak Yılmaz ilk 11'i. Vurduğumuz gol olsun, yediğimiz offside olsun diyoruz. 3 puan çok önemli. 3 puan çok önemli. 3 oyuncumuz taktiksel taktikten memnun değilmiş. Kafası karışmış. İlginç. Kafası karışmış. Tamam yaparız. Canlı yayın benim de işime geliyor. Hemen çat bitiriyorum. Ben söyleyeyim size. Evet şimdi ne diyelim arkadaşlar. Şöyle ellerimi kenetliyorum. Tamam, yumruğumu sıkıyorum. Hırs yapıyorum. Haydi beyler, serimizi devam ettirmek için bana gerçek yüzünüzü gösterin diyorum. Futbolcuların hiçbiri beni siklemiyor bu tepkimden dolayı. İlginç. Brandon Williams'ın sahada istenilen performansı göstereceğinden emin misiniz? Hiçbir endişem yok diyorum arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Basınla çok aramız iyi değil biliyorsunuz. Basını sevmeyiz. Aleyküm selam. Molet bakarız. Maça bakalım. Şimdi Kalu, Otavio. Zor bir maç yalnız. Bordo'nun da iyi futbolcuları var. Dikkat etmemiz gereken bir müsabaka olduğunu düşünüyorum. Şimdi Yusuf. Orta. Kontra atak geliyor. Hadi bakalım. Tehlikeli gelecekler. Kaleci Uğurcan. Aferin Uğurcan. İyi bir kontra ataktı. Top kalecimizde kaldı arkadaşlar. Şimdi Brandon Williams. Yusuf. Williams. Sol taraftan geliyoruz. Güzel götürdü topu. Jonathan Bamba vurdu ama Kostić için çok rahat bir top. Birazcık daha darbeli bir şut bekliyorduk kendisinden. Evet, yalnız maç bayağı hardcore başladı. Bordo şu an ciddi bir reaksiyon gösteriyor. Ki sezonu kötü başlamış Bordo. Onu da söyleyeyim. Yani 16. sırada galiba şu an. Şimdi Bamba oyunda ya. Burak Yılmaz! Kostil. Çok önemli bir şans. Maçın en önemli gol pozisyonu. Kral vurdu ama kaleci Kostil. Evet, oyunculara birazcık daha çok çabalayın beyler diyelim. Şimdi savunmadan çıkmaya çalışıyorlar. Hatem Benarfa. Benarfa ölmedi mi ya? Williams. Jonathan Bamba. Ugarte. Renato Sanchez, İkon, sağda Zeki Çelik adeta topu bana at diye ağladı. Göremedik, şimdi gördük ama zor pozisyonda attı. Renato Sanchez, yeniden Ugarte. Orada top kaybı yapmayalım. Şimdi Zeki, İkon, evet. O noktadan topu rakip yarı alanı taşıyacağız arkadaşlar. Şimdi geliyoruz Bamba. Bıraktı Williams, haydi bakalım. Uğurcan 10 milyon euroya aldım. 5 milyon peşin, 5'i taksit. Ugarte, Renato Sanchez, İkon. Vurdu kaleci. Gerçekten çok iyi oynadık. Çok iyi paslarla geldik. Beğendiğimiz bir hücum varyasyonu ama olmadı. Fatih Karagümrük artık zor ya. Yani keşke devam etsek ama şimdi Futbol Manager 2021 başlayınca 2020'ye geri dönmek Kerem kardeş biraz sıkıntı olabilir. Williams kiralık geldi. Williams kiralık. Vermez zaten bonservisiyle. Evet, Renato Sanchez. Geliyoruz Ugarte, Renato Sanchez, Yusuf, İkon'un önüne çok iyi bıraktı. Yusuf yazıcı asist ve gol. İkon 1-0. Tam zamanında ceza sahası yay çevresinde çok iyi kısa paslar yaptık. Ve Jonathan İkon'un golüyle 1-0 öndeyiz arkadaşlar. İşte İkon, bakın. Vurdu attı. Güzel attı.
Jonathan Coon. Biraz pozitif futbola geçelim hafiften. Bir golü attık, bir duralım. Haddimizi bilelim. Ya hat bilmek tabii değil, komik saçma bir laf ama biraz pozitif futbola geçelim. Otavio topu aldı, Renato Sanchez. Yusuf, Burak'ın koşusu var. Yusuf, Burak Yılmaz. Burak kaleci Kostin. Burak iki pozisyon yakaladı. İkisine de yararlanamasa da yine etkili olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, ilk yarıda yine müthiş bir hücum performansı göstermesek de 6 şutta 6 isabet bulduk. Burası önemli. Bakın burası çok önemli. Bordo ise 4 şutta 2 isabet buldu. Çok net gol pozisyonu vermemek de çok önemli. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle soyunma odasına girelim. Şöyle ne diyeyim? Parmakla işaret et diyorum sert bir biçimde. Ne diyeyim? Performansınızdan rehavete kapılmamanız gerekti. Maç bitti sanmayın diyorum arkadaşlar. Oyuncuları bir motive ediyorum. Bu arada taktik olarak da birazcık beklerimi birazcık daha modern bek destek rolüne alacağım. Biraz geri çekeceğim. Yani 3 puan ilk önce skor. Oyun şu an ikinci aşamada. Burada Renato Sanchez'i bir iki yönlü orta saha destek yapıp Ugarte aynı noktada kalsın. Devam edelim. Haydi bakalım. Haydi. Yok ya, yine de milli takım maçı izlenir ya. Milli takım maçı. Ben yani bugün biraz erken bitireyim dedim. Çocuklarla vakit geçireyim diye. Çünkü gündüz işten geldiğim için arkadaşlar. Çocuklarla iletişimi de çok kesmemem lazım. Yani oyun için. O yüzden hani erken yapayım, erken bitireyim. Onları yatırayım en azından diye. O yüzden maçı da kaçırdık. Otavio. Evet. Şimdi aldık. Yusuf aldı. Renato Sanchez. Zeki. Uzun top Zeki'den. Burak çok iyi aldı gerçekten. Yusuf Yazıcı. Ugarte. Şu ana kadar maçın en iyileri Williams. İkon. Yusuf Yazıcı arkadaşlar takımımız adına. Şimdi çıkartmaya çalışıyorlar. İkon araya girdi. Renato Sanchez çok güzel bıraktı. İkinci gol şansı. Kaleci çıkarttı. Güzel bir atak. Abi oyuncuların kendisini milli takımda zorlamaması normal zaten. Ya milli takım hazırlık maçı bu dönemde yapılır mı zaten? O da bir saçmalık. O yüzden zaten 50 maç önce herifler sakatlanmamaya yer arıyorlar ya. Yani yazık günü hakikaten. Oyunculara sesleniyorum. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyorum arkadaşlar. Birazdan da forvette bir değişiklik yapacağım. Ama savunmadaki gelişimimiz önemli Lens maçından bu yana. Hücumda da birazcık daha kreatif olabilirsek bu işi çözeceğiz. Şimdi ikona doğru güzel top. Orta geçmedi. Çok iyi top attı Zeki ama orta geçmedi. Yine savunmamız. Renato Sanchez. Savunma iyi arkadaşlar. Savunmayı oturttuk. Zeki. Valkuevski. Ugarte bugün çok iyi oynamadı. Onu çıkartacağım birazdan. Jonathan Coon. Orta. Savunmadan döndü. Zeki bir geliş. Nasıl bir gelişti Zeki o ya? Müthiş geldi. Penaltı değil. Dışarıda. Orkun da sakatlandı. Sakatlanır abi tabii. Saçma çünkü ya. Saçma yani arkadaşlar. Olmaz. Sağ olun arkadaşlar çocuklar için. Eyvallah. Yani milli takım hazırlık maçında ben milli takım yani milli oyuncu oynamak istemem yani. Bu çok net. Adamlar zaten pestiye çıkacak. Zaten görmediniz mi? Sakatlık üstüne sakatlık yaşıyor. Rusya ile. Penaltı yok. Bence de yok. Şimdi birkaç değişiklik yapacağım. Ugarte'nin yerine savunma rayı alacağım arkadaşlar. Onun yerine bugün Burak Yılmaz etkisizliği. Kralı çıkartıp Raspadori'yi alıyorum ve devam ediyoruz. Haydi bakalım. 1-0. 2'yi bulup rahatlarsak çok iyi olacak. Burak tripli çıkıyor bak. Burak Yılmaz tripli çıkıyor. Evet, dakikalar 76'ya geldi. 9 şutta 9 isabetimiz var. Yani çok deli gibi şut atmadık belki ama en azından attığımız şutun kaleye bulması da önemli. Savunma anlamında ise iyi bir performans sergiledik. Net bir gol pozisyonu vermedik. Şimdi Zeki Çelik, Valkuevski, Samoreo, şimdi Markao, Savumare,
Sol tarafa oynadı Brandon Williams. Bıraktı Jonathan Bamba. Güzel geldi Brandon Williams. Haydi oğlum benim. Sanchez. Orta sekti. Yusuf dışarıya. Yusuf vurdu dışarıya. ...89 hiç sevmem. 1-0'lık maçı hiç sevmem. Yani al işte bak. Bak. Hiç sevmem çünkü 1-0'lık maçı. Şimdi savunma. Adli çok iyi bir futbolcudur. Şimdi kontraya çıkabiliriz. İkon götürüyor. Arkadan soldan destek var. İkon kaldır kafanı be oğlum. Sıyrıldı. Yürü be. Yürü be. Haydi oğlum. Ah. Ah. Burak yine küfür etti. Vallahi küfür etti yani. Koydu. Yok canım yaparız. Her gün akşamları yaparız. 22'de o yüzden ağırlıklı olarak 22'de yapacağız arkadaşlar. O yüzden diyorum size. Saat 10'da yapmanın sebebi yok. Bugün birazcık da erkene çektim. Bir şekilde düzene oturturuz onu. Sabali. Evet. 90+3. Borda gelecek. Brandon Williams uzun oynuyor. Şimdi Raspadori aldı. Bıraktı Yusuf. Haydi Raspadori'nin önüne. Yuvarla. Çok iyi yuvarladı. At bitir maçı. Atamadı. Kostil. İkinci golü atamadık. Güzel geldik. Yusuf çok iyi bıraktı. Mesela bu ara pasları gerçekten çok iyi olmuş arkadaşlar. Bu ara paslarını çok beğendim. Yusuf'un ortası savunma. Al onu. Al onu al. Ben Arfa dikkat. Aferin. Aferin oğlum benim. Aferin. Şu an Yusuf, İkon, Williams, Valikovski ve Zeki Çelik maçın en iyileri takımımız adına. Saumare, Brandon Williams, Bamba, Saumare, Brandon Williams. Evet kazanıyoruz ve 3 maç, ilk hafta yenilmiştik ama ondan sonra çıktığımız 3 maçta 3 galibiyet almayı başardık arkadaşlar. Çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Özellikle savunmada iyiydik. Hücumda da en önemli nokta çok fazla şut atmadık. Buna katılıyorum ama 12 şutta 11 isabet bulmayı başardık ve 3 puanı hanemize yazdırdık. Son 3 hafta 9 puan. Güzel. Güzel bir performans sergiledik. Ne diyelim şöyle kollarımı yukarı kaldırıyorum böyle. Geliyorum geliyorum. Aferin beyler iyi galibiyet aldınız diyorum. Ve devam ediyoruz. Basın ne diyor? Sebastian Valikuyev ilk maçında sergilediği performansla birçok kişinin takdirini kazandı. Siz nasıl gözlemlediniz? Bence de çok iyi oynadı. İlk maçında bu kadar iyiyse önümüzdeki maçta nasıl oynayacak çok merak ediyorum diyorum. Taktiksel yaklaşımımızın arkasındaki mantık nedir? Yani sonsuza dek bu şekilde oynayacağız diye bir şey yok. Ancak bu oyun stilinin hayranıyım diyebilirim arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle lig tablosuna bir bakalım. Maç fazlasıyla da olsa ikinci sıraya oturduk. Lider Paris Saint Germain 10 puanda, Lille'miz 9 puanda. Fikstüre baktığımızda ilk hafta yenileceğimizi az çok tahmin ediyorduk zaten beraber. 2-1 yenildik. Ondan sonra Angers'ı 2-0, Nancy deplasmanda 2-1 ve Bordeaux'u 1-0 yendik. Önümüzde Nice, Lorient, Nimes, Dijon, Saint-Étienne ve Paris Saint Germain deplasmanı var arkadaşlar. Şu an itibariyle 3. sıradayız. Evet gençler ben yavaş yavaş bitiriyorum. Yarın görüşürüz. Yine saat 10'da canlı yayın yaparız muhtemelen. Canlı yayında görüşürüz arkadaşlar. Ben hem şimdi biraz çocuklarla vakit geçirip hem milli maçı izliyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Football Manager 2021'de kalın.